Merhaba. Sesim gelmiyor galiba. Geliyor mu sesim? Şu an geliyor. Sizinki de çok kısık. Şimdi biraz ordinatörün sesi. Sizi ben nasıl yapıyorduk bunu bir dakika. Co-host yapıyor. Diğer kişileri almayalım hemen. Bekleyelim biraz. Çok kullanıyorum. Evet, pardon. Ama tabii ki 1920 yılında yazılmış olan bir kitaba geri döneceğiz ve bildiğimiz hazla Freud'un anlattığı haz aynı şekilde mi? Bunları biraz da açıyor olacağız ve sonrasında da Lacan'ın jouissance kavramıyla da devam edeceğiz. Çünkü Lacan bu anlamda güzel eklemeler ve konuyu daha ayrıntılı hale getirmiş bulunmakta. Bahsetmiş olduğum gibi 1920'de yazıldı kitap. Haz ilkesi ötesinde ben ve ilk olarak yer almakta. Ve Freud bu kitabı yazarken haz ilkesinin ötesinde neler olabileceğini biraz da her bölümünde 7 bölümden oluşuyor. Her bölümünde tartışıyor ve bir sonuca varıyor. Vardığı sonuçta hepimizin bildiği üzere yaşam ve ölüm dürtüsü başlıkları. Bunları biraz bölüm bölüm Freud'un kronolojisiyle ilerleyerek bu sonuca nasıl vardığını sizlere anlatacağım. Hepimizin bildiği üzere Freud bireyin ruhsal bir itten ibaret olduğunu söylüyor bize. Bilinmez ve bilinç dışı. Ve bunun yüzeyinde ise algı sistemi çekirdeği çevresinde oluşmuş bir ben var diyor. Benin idden keskin sınırlarla ayrılmamış alt kısmı onunla kaynaşık olduğunu ifade ediyor. Ve id, haz ilkesinin sınırsız bir şekilde hüküm, id de haz ilkesinin sınırsız bir şekilde hüküm sürdüğünü söylüyor. Ben dış dünyanın etkilerini id ve onun eğilimleri üzerinde geçerli kılmaya çalışıp durduğunu altını çiziyor. O zaman ruhsal süreçler haz ilkesiyle yönlendirildiğini buradan anlayabiliriz diyor Freud. Yani uyaranın her seferinde hoşnutsuzluktan kaçınarak hazın üretileceği bir yöne doğru ilerlediğini söylüyor. Ruhsallığın içerisinde bir gerilim var ve bu uyarılma miktarını düşük tutmaya çalışan da bir haz ilkesi olduğunu söylüyor bize. Yani ruhsal yaşamda bulunan uyarılmanın niceliğini ele alırsak, hoşnutsuzluk nicelikte artışa, haz ise bir azalışa götüreceğini söylüyor. Yani hazın bir sabitlik ilkesiyle de ilişkisinden bahsediyor. Ben kendini koruma dürtüleri etkisi altındayken haz ilkesi gerçeklik ilkesiyle yer değiştiriyor. Yani hani bir çocuğu düşünelim ve o çocuğun işte her şeyi yapmak isterken gerçeklik ilkesinin işte Ne yapıyorsun? tuvaletini her yere yapamazsın söylemiyle karşılaşması gibi buralardan somutlaştırabiliriz. Haz ilkesi zor eğitilebilir olan cinsel dürtülerin işleyiş yöntemi olarak kalmayı uzun süre sürdürüyor ve yeri geldiğinde gerçeklik ilkesini de alt etmeyi sıklıkla başarıyor. Neden böyle olur diye soruyor Freud. Çünkü ruhsal aygıtı dolduran enerjinin tümü neredeyse doğuştan gelen dürtü etkilerinden kaynaklanıyor diyor. Süreç içerisinde kimi dürtülerin ya da dürtü parçaların hedefleri, iddiaları benim kapsayıcı birliğine katılabilenlerle uzlaşmaz ve bunlar bastırma yoluyla ayrılır diyor Freud. Ve ruhsal gelişimin daha alt aşamalarında tutulur. Her şeyden önce bir doyum olanağından uzak kalırlar ve bastırılmış cinsel dürtülerle doğrudan, dolaylı yollardan yedek doyuma kavuşabilme arzusu içerisindedirler. Haz. Ve aslında bir haz olanağı olan bu başarı ben tarafından bir hoşnutsuzluk olarak da algılanır diyor. Bastırmanın bir haz olanağı, bir hoşnutsuzluk olanağına çevirmesi sürecinin ayrıntılarını anlayabilmiş olmadığını söylüyor metnini yazarken. Ama diyor kuşkusuz diyor nevrotik hoşnutsuzlukların haz olarak algılanamayan hazlar olarak görmemiz gerektiğini de söylüyor klinik deneyimlerinden.
Hissettiğimiz hoşnutsuzluğun çoğu zaman algısal bir hoşnutsuzluk olduğunu, bunların doyurulmamış dürtülerin algısından veya kendiliğinden acı verici olan ruhsal aygıtta hoş karşılanmayan dış algılamalardan kaynaklandığını söylüyor. Şimdi gerçeklik ilkesi çok yakından tanıdığımız hoşnutsuzluk duygularının bir bölümünün nedeni olduğu kuşkusuz. Ama diyor hoşnutsuzluk sadece bizi gerçeklik ilkesiyle açıklayamayacağımızı, benim gelişimini sürdürdüğü sırada ruhsal aygıtta çatışmalar ve yarılmalardan kaynaklı da oluşabileceğini söylüyor. Ve buradan şu soruyu soruyor. Ruhsal süreçlerimiz sadece haz ilkesinin egemenliğinde mi hareket ediyor? Buna hayır diyor Freud. Eğer sadece bu şekilde olsaydı, ruhsal süreçlerimize haz ilkesinin refakat etmesi beklenirdi. Ama bunun böyle olmadığı, haz ilkesinin taştığı durumların varlığına da işaret ediyor. Tam bu noktada yineleme zorlantısını ele alıyor ve travmatik nevroz ve çocuk oyunlarında ortaya çıkan yineleme zorlantısının acı verici durumla başa çıkma denemeleri nasıl yineleme zorlantısıyla üstesinden gelinmeye çalışıldığını anlatıyor. Birincisini travmatik nevrozlar olarak yineleme zorlantısında ele alıyor ve şöyle söylüyor. Travmatik nevrozda düşlerde travmatik sahnenin tekrarı ve yinelenmesi durumu söz konusudur. Hasta her seferinde yeni bir dehşetle uyanır. Travmatik yaşantının izinin gücünden bahseder. Bu gücün uyurken bile devrede olduğunu ve zorladığını belirtir. Ve kişi travmaya saplanmış gibidir der. Hatta bunu histeriden tanıdığımızı belirtir. Breuer ve Freud 1893'te histeriklerin büyük ölçüde anı kırıntılarından acı çektiklerini bildirmiştir bize. Ve şu soruyu sorar. Neden düşlerde travmatik ana geri dönülür? Umulan iyileşmeye dair tablolar görünmesi doğasına uygun olması gerekirken. Travmatik anıların düşlerde tekrarı, düşlerin arzu doyurucu nitelikleri olan inancına ters düşmüştür Freud'un. Ve şöyle bir açıklama getirir. Belki de hastanın düş işlevi bozulmuş olabilir veya mazoşistik eğilimlerden kaynaklanıyor olabilir der. Ve konuyu orada bırakır. Ve bu sefer çocuk oyunlarındaki yinelemeye döner. Ve der ki çocuk oyunlarıyla ilgili işte bu teorilerin değerlendirmeleri, has kazanmayla ilgili yönünün açıklanmasının o kendi çalışmasına kadar başarısız kalındığını söyler. 1,5 yaşında bir erkek çocuğunu 3 hafta boyunca gözlemlemiştir. Hatta kendi torunu olduğu söyleniyor. Ve çocuğun durmadan yinelenen bilmecenvari eylemleri olduğunu belirtiyor. Geceleri uyuyan, yasaklara uyan, uslu, işte akıllı bu olan çocuğu annesi evde yokken eline geçen bütün küçük nesneleri kendisinden uzağa, odanın bir köşesine, yatağın altına fırlatarak zaman zaman rahatsız edici bir alışkanlık geliştiriyor. Oyuncaklarını bir araya toplamak aile fertleri için biraz sıkıntı yaratıyor. Ve Freud gözlemleri sonucunda bu çocuğun nesneyi fırlatırken çıkarttığı sese bakıyor. O diye bir ses çıkartıyor çocuk ve bunu gitti anlamına gelen fort, Almanca'da fort olarak düşünüyor. Hatta bütün oyuncakları onların gitmesi için kullandığını belirtiyor ki bunu da bir makara sonucunda bu teorisini doğru olduğu sonucuna vardırıyor. Çünkü ip makarayı fırlattığında makara gözden kayboluyor ve çocuk o diyor. Sonra ipi çekiyor ve daha işte orada diye büyük bir sevinçle selamlıyor. Ve diyor ki evet burada bir bulma, kaybolma, burada bir şey yineleniyor diyor. Ve bu oyunun tamamını gözden kaybolanı yeniden bulmak, yeniden geri getirmek üzerine olduğunu söylüyor bizlere. Buradaki hazı araştırıyor ve diyor ki asıl haz ikinci harekete bağlı olsa da çoğu zaman yalnızca birinci hareket görülüyor. Ve hiç bıkıp uslanmadan oynadığı oyun bundan ibaretmiş sanılıyor diyor. Çocuk bu kayboluş, yeniden geliş etrafındaki oyunla beraber aslında kendi zararını azaltmaktaydı diyor Freud. Annenin gidişinin çocuk için hoş hatta önemsiz olması olası değil. O halde kendisi için üzücü olan bu yaşantıyı oyun olarak yinelemesi haz ilkesine nasıl uyabiliyor diyor. Farkındaysanız sürekli soru soruyor ve sorularını yanıt bulmaya çalışıyor.
tek bir olgunun analizinin yetersizliğini ifade ediyor. Ama şunları da ekliyor. Çocuk diyor, başta pasif bir yaşantıya maruz kalıyor. Hoşnutsuzluk verse de durumu oyun gibi yineledikçe aktif bir rol almaya başlıyor diyor. Bu çaba haz duygusundan ziyade egemen olma dürtüsüne bağlanabilir. Bir başka yorum ise bırakıp giden anneye karşı bastırılmış öç itkisinin doyumu olabileceği yönünde açıklama getiriyor. Nesneyi fırlattığında git öyleyse seni ben gönderiyorum meydan okuyan bir duruş var. Başka çocuklarda da nesneyi fırlatma benzeri düşmanca duyguları gösterdiğinden bahsediyor Freud. Hoş olmayan bir deneyim oyunla yinelenirken farklı ama doğrudan haz edinimiyle bağlantısı olabileceğini de söylüyor. Yaşamlarıyla iz bırakan şeyleri oyunlarıyla yineliyor olmak duruma karşı egemen olma olarak görülür ve bu haz vericidir diyor. Haz elde etmek için belirli işleyiş varken onun ötesinde ondan daha ilkel ve bağımsız bir şeylerin olabileceğini de düşünüyor. Yani o durumu orada bırakmıyor. Bu sefer kendi klinik deneyimlerine dönüyor ve psikanalizdeki yinelemeye, aktarımdaki yineleme zorlantısına bakıyor. Psikanaliz her şeyden önce yorum sanatı diyor Freud. Çünkü bilinç dışı malzemeyi ortaya çıkarmak, bir araya getirmek, doğru zamanla ona bildirmek önemli. Tüm bu sürecin ana vurgusunda ise dirençler söz konusu diyor. Tüm bu süreçte bilinç dışının bilince ulaştırılması gibi bir takım çabalar söz konusu. Ama bu hedefe tam olarak ulaşılmayacağının farkında Freud. Hatta kişinin, hastanın, analizanın, bastırılmış olanın hepsini anımsamayacağını, hele tam da en önemli olanı hiç anımsamaz ve bu yüzden de kendisine anlatılmış olan yapılanışın doğruluğuna ikna olmayacağını söylüyor. Bastırılmış olanın istenmeyen bir sadakatle ortaya çıkan içerisinde çocuk cinselliği, Oidipus kompleksi, onun türevlerinin yer aldığını ve aktarım alanında da hekimle ilişkisinde rol oynadığını söylüyor. Yani psikanalitik çalışmada yineleme zorlantısını anlayabilmenin önemli olduğunu belirtiyor. Bastırılmış olanın yani bilinç dışının tedavi sırasında direnç göstermediği, aksine üzerine binen basıncı bilince ya da gerçek eyleme doğru itebilmekten başka bir şey istemediğini söylüyor. Ruhsal yaşamın bastırılmış katmanlardan oluştuğunu, bendeki birçok şeyin özellikle de çekirdeğinin adının bilinç dışı olduğunu ve küçük bir parçasında bilinç öncesi diyeceğini belirtiyor. Analiz görenin direncinin beninden kaynaklandığını, yineleme zorlantısının ise bilinç dışı bastırılmış olandan geldiğini ifade ediyor. Bilinçli ve bilinç dışı benin direncinin haz ilkesinin hizmetinde bulunduğunu söylüyor. Bastırılmış olan serbest bırakıldığında ise hoşnutsuzlukla karşılaşacağımızı ifade ediyor. Bastırılmış olanın gücünün belirtisi olan yineleme zorlantısı ile haz ilkesinin ilişkisini araştırmaya devam ediyor. Mesela bu kötü kader, sürekli aynı şeylerin tekrar tekrar başıma gelmesine neden oluyor söylemleri, dostlarından ihanete uğrayan bir kişi, aynı aşamalardan geçip sonlanan aşklar, işte bu noktaya Freud şöyle bir açıklık getiriyor. Böyle kaderlerin büyük ölçüde kişinin kendisi tarafından hazırlandığını, erken çocukluktaki etkiler tarafından belirlendiğini söylüyor. Bu hep aynı oluşum bizi neden şaşırtmaması gerektiğine dair de önemli bir açıklamadır. Yineleme zorlantısı yeniden yaşatan şeylerin çoğu hoşnutsuzluk vermesi gerekir. Ama bu haz ilkesine karşı çıkmayan bir hoşnutsuzluktur. Yani diyor bir sistem için hoşnutsuzken başkası için bir doyumdur diyor. Aktarımda bütün istenmeyen olgular, acılı duygular, nevrotikler tarafından aktarımda büyük bir ustalıkla yeniden yaşantılanır. Tamamlanmamış tedavinin kesilmesinde ısrar, hekimi kendilerine karşı ağır sözcükler kullanmaya teşvik etme, soğuk tavırlar takınmaya zorlama, bunların izlerini buralarda rastlayabiliriz diyor. Aktarımdaki davranışlardan ve insanların yaşam öykülerinden çıkan bu tür gözlemler bize ruhsal yaşamda gerçekten de haz ilkesinde baskın çıkan bir yineleme zorlantısı bulunduğunu gösteriyor diyor. Yineleme zorlantısının hiçbir haz olasılığı taşımayan, çok eskiden bile o zamandan beridir bastırılmış dürtüsel itkileri bile tatmin edemeyen
geçmiş deneyimleri anımsatmakta olduğunu ifade ediyor. Ve buradan Freud, ruhsallığı içeriden ve dışarıdan gelebilecek aşırı uyarılmalardan koruyan uyarı kalkanı işlevinin peşinden gitmesine neden oluyor bu kısım. Ve diyor bilinçlilik, bu algı sistemi işte bilinçlilik diye tanımladığı bölümde belki siz de göz atmışsınızdır. Bilinçlilikler hem dışarıdan gelen uyaranların algılarını hem de ruhsal yaşamdan gelen haz ve hoşnutsuzlukların duygularını iletir. Dışarıyla içerisi arasında bir sınır bulunur. Bir yanı dışa dönükken diğer yanı ruhsal sistemler tarafından kuşatmalıdır der. Bilinçliliği beyin üzerine yerleştirir. Ve psikanalitik deneyimler sonucunda anı kalıntıları için bilinçlilik hiç ilgisi olmadan da uyarı süreçlerinin belleğin temeli olarak kalıcı izler bıraktığından bahseder. Yani bilince çıkamayanın en güçlü ve dayanıklı olduğundan bahseder. Bilinç ve bilinç dışı süreçlerin nasıl çalıştıklarına dair düşünmeye devam eder ve şöyle bir yorum getirir. Bilinç sisteminde uyarı süreci bilinçlidir ama hiçbir kalıcı iz bırakmaz. Ancak uyarı daha içerideki sistemlere aktarılırsa burada kalıcı izler bırakır. Yani dışarıdan gelen uyarıların tümünün alınmadığının, böyle bir durum gerçekleşirse yaşayan organizma için ölümcül olabileceğini, bu yüzden de koruyucu bir kalkan göreviyle dış uyaranlardan küçük örnekler alınarak tadına bakıldığını ifade eder. Burada Kant'ın zaman ve uzam düşüncelerimizin gerekli biçimleri olduğu söylemini psikanalitik bilgileri sonucunda tartışır ve şöyle bir şey der. Bilinç dışı ruhsal süreçlerin kendi içlerinde zamandan yoksun olduklarını öğrendiğimizi ifade eder. Ve bu soyut zaman kavramını algı bilinç sistemindeki çalışma şeklini ve onun kendini algılamasına bağlı göründüğünü ifade eder. Yani dış dünyaya karşı kalkanla donatılmış olan canlı kesecik aynı zamanda dışarıdan uyaran alan bir ayrışmış kabuk katmanından da bahseder bize. Yani duyarlı kabuk katmanını içeriden de uyaranlar aldığını altını çizer. Dışa karşı kalkan olması mümkün ama içe karşı böyle bir kalkan olur mu olmaz mı diye düşündüğünde böyle bir kalkandan bahsedilemeyeceğini ifade eder. Yani iç katmanların uyaranlara sisteme giriş yaptıklarında belli ölçülerde haz ve hoşnutsuzluk duyguları yarattığını söyler. Aygıtın içinde süreçler için bir gösterge oluşturan bu haz, hoşnutsuzluk duyguları bütün dış uyaranlar üzerinde de önem kazanır diye ekler. Hoşnutsuzlukta büyük artışa neden olan bu iç uyaranlarla başa çıkmak için özel bir yöntem gelişir. Bu hepimizin bildiği gibi savunma mekanizmalarında yansıtma olarak geçen uyarılar içeriden değil de dışarıdan geliyormuş gibi ele alma eylemi baş gösterir burada. Haz ilkesinin egemenliğini daha iyi anlarken ona karşı koyan olgular için hala açıklamalarda yetersizlik olduğunu altını çizer. Uyarı kalkanını delecek kadar güçlü dış uyaranlara travmatik adını verir ve der organizmadaki enerjide büyük bir bozulmaya yol açar. Yani korku ve yaşamsal tehdit, dehşet söz konusudur. Ve Freud buradan daha sonra geliştireceği kaygının taslağını hazırlamaya Freud'u götürür. Yani o dönem korku, dehşet, kaygı eş anlamlı olarak kullanılmasının yanlışlığından bahseder ve bu kavramlara açıklık getirir. Bu işte kalkanın kalkması ve oradaki o travmatik sürece dair açıklama kaygının ama diyor özel bir anlam taşıdığını burada sinyalini veriyor bizlere. Korku ve dehşetten daha farklı olarak ve kaygıda öznesini dehşetten ve dolayısıyla dehşet nevruzundan koruyan yan vardır diyor. Ve bunu kaygı metninde de okursanız otomatik kaygı ve sinyal olarak kaygı şeklinde ayrımı sonra metninde kaygı ketleme ve semptom metninde ele alıyor. Travmatik durumların işte düşlerdeki bu tekrarı, haz ile ilişkisini tekrar buralarda tartışıyor ve bu anlamda diyor ruhsal aygıtın haz elde etme ve hoşnutsuzluktan kaçınma amaçlarının hala çok köklü ve eski bir işleve sahip olduğunun altını çiziyor. Ve yavaş yavaş buralardan dürtülerin alanına giriş yapıyor.
Çünkü içeriden bir şeyler sürekli bir uyarı veriyorsa buralarda tabii ki dürtüyü ele almanızın önemli olduğunu söylüyor. Dürtü, ruhsal aygıtı içeriden fetheden bir uyaran temsilci. Dürtüler serbestçe devinen süreçlere bağlıyor Freud. Hatta düş çalışması araştırmalarında yola çıkarak bunları söylüyor. Bilinç dışında yatırımlar kolaylıkla yer değiştirebilir, yoğunlaştırılabilir, aktarılabilir, hareket halindedir. Bilinç dışı süreçlerin tarzına birinci süreçler diyor ve dürtü uyaranları tamamen diyor bu bilinç dışı sistemleri kavradığından birinci süreçleri izlediğini söylüyor. Hatta bunu Breuer'in serbest hareket eden yatırım ile bağdaştırıyor, özdeşleştiriyor. Birinci sürece bağlı dürtü uyarımlarını bağlayan yüksek katmanların işi olduğunu ve bu bağlanış başarısızlığı travmatik nevroza eşdeğer bir bozulmaya yol açtığını ifade ediyor. Bütün dürtülerin burada ölüm dürtüsüne doğru yavaş yavaş adım atıyor. Bütün dürtülerin eski duruma geri dönüş isteğini temsil ettiği tahmininden yola çıkarak canlıdaki muhafazakar tarafa dikkat çekiyor. Yani tutucu dürtüler var, yaşam sürecinin tüm zorunlu değişikliklerini kabulleniyor ama yinelemek üzere de saklanmış olabileceklerini söylüyor. Tüm yaşamının hedefinin ölüm olduğunu, cansız varlıklarında canlılardan önce olduğunu ifade ediyor. Yani ölüme giden dolambaçlı yollar, tutucu dürtüler tarafından sadakatle korunduğunu, bugün bize yaşam olgularının tablosunu verdiğini ifade ediyor. Nevrozlar kuramına bakıldığında ise cinsel dürtülerin bambaşka bir yön gösterdiği biliniyor. Bütün organizmaların ileri giden bir gelişme yönlendiren ve zorlama altında olmadığını ifade ediyor. Canlıların çoğunun, yani hayvanların, bitkilerin bile erken dönemlerini andırır bir biçimde yaşamayı sürdürdüklerini örneklendiriyor. Yüksek canlının vücudunu oluşturan temel organizmaların hepsinin doğal bir ölüme kadar bütün gelişim yolunu izlemedikleri, eski yapıyı koruyan ve bütün dürtü düzenekleriyle birlikte belli bir süre sonunda organizmadan bütünüyle ayrıldığını söylüyor ve işte burada bağımsız varoluş kazandıklarını, varoluşlarını, boşlu oldukları oyunu yinelemeye başladıklarını ve bu süreçte kendi maddelerinin bir bölümünü gelişimin sonuna kadar tamamlayıp diğer bir bölümünde tohum kalıntısı olarak gelişimin başına yeniden yerleştirdiğimi bizlere söylüyor. Tohum hücreleri canlı maddenin ölümüne karşı çalışırlar. Burada da bize ölümsüzlük gibi gelir. Nedir bu tohum hücresi der. Organizmanın işte kaderini gözeten dış uyarılara karşı savunmasız kaldıklarında onları güvende olmalarına yardımcı olan başka tohum hücreleriyle birleştiren dürtüler yani cinsel dürtüler grubunu oluşturur. Bunlar diğer dürtüler gibi tutucudur. Çünkü canlı maddenin önceki durumunu yeniden sağlamaya çalışır, dış etkilere karşı dirençli oldukları için bunların da tutucu bir tarafı vardır der. Ve yaşamı daha uzun süre sakladıkları için tutucu olmaları gerekir. Ve bunlar yaşam dürtüleridir. Şimdi iki tane dürtü kümesini bize sunuyor. Yaşam dürtüsü, ölüm dürtüsü. Cinsel dürtülerin dışında eski duruma dönmeyi hedeflemeyen, henüz ölüm dürtüsü dışında bir dürtünün de bulunamadığını söylüyor bize. Ölüm ve yaşam dürtüleri üzerine düşüncelerini devam ettiren Freud, bütün canlıların içsel nedenlerle ölmek zorunda oldukları varsayımıyla devam ediyor. Yani ölüm acımasız bir doğa yasası. Acımasız olanı inkar eder biz insanlar ve bu gerçeği bastırırız, yok sayarız. Ama bu da diğer bastırılanlar gibi geri döner. Biyoloji biliminin ölüm konusunu her canlıda var olduğunu, her canlıda var olduğu hipotezine eleştiri getirmesi üzerine Freud bayağı işte biyologlardan, yapılan çalışmalardan söz eder ve kendi teorisine gelebilecek eleştirilere öncesinde püskürtmek ister. Bu yüzden birçok araştırma yapmıştır. İşte tek hücreli canlılardan bahseder, çok hücreli canlılardan bahseder. Ama der her canlı türünün sonucu ölümdür ve ölüm her canlıda var olur. Hatta Weismann'ın araştırmalarında ölümlü olan soma, potansiyel ölümsüz olan tohum hücreleri görüşünden çok etkilenir.
Biri yaşamı ölüme götüren soma, diğeri ise yaşamı sürdüren cinsel olmak üzere iki dürtü türünü alır ve kuramına yerleştirir. Bireysel yaşamın sınırsızca olmasının anlamsızca lüks olacağını ifade eder. Ölüm amaca uygun bir olgudur der ve yaşama bu süreklilik dahilinde, yaşam da bu süreklilik dahilinde ilerler. Dinamik bakış açısıyla ele aldığımızda ölümsüz olarak tanınan madde aslında ölümden hiç ayrışmamış durumdadır. Ama yaşamı savunan dürtülerin ölüm dürtüsünü kapatır ve görünmez hale getirdiğini söyler. Buradan Schopenhauer'ın işte felsefesinden faydalanır ve işte ölümün asıl sonuç, bu bakımdan yaşamın asıl amacı olduğunu, cinsel dürtülerin ise yaşama isteminin somutlaştıran tarafı olduğunu ifade eder. Analiz bastırma, sansür, savunmalarla ilgilenmekteydi. Ve burada libido kavramının da öneminin altını çizer. Çünkü der, çok hücreli canlıların hücreleri arasında birbirleriyle ilişkisini libido sağlar der ve libidoya vurgu yapar. Çocuğun libido gelişimine bakıldığında da ben libidonun asıl ve temel kaynağı olduğunu, ilk olarak oradan nesneye uzandığı görüşüne varır. Libido bende kalırsa narsistik olarak tanımlar. Narsistik libidoyu da cinsel dürtülerin analitik bağlamda ifadesi olduğunu belirtir. Yani bende başka dürtülerin yanı sıra cinsel dürtüler de etkilidir der. Ama yine bu kuramında da işte narsistik libidonun ölüm dürtüsüyle olan ilişkisini de ortaya koyar. Yine işte benim içerisinde hem ölüm dürtüsü hem yaşam dürtüsünün bir aradalığından bahsederken yine karşıtlık üzerinden kuramını devam ettireceğini söyler. Yani yaşam ve ölüm dürtüsünün karşıtlığı olarak son şeklini verir. Buralardan da sevgi, nefret, bu çift değerlilik, sadizm, mazoşizm, bunların oynadıkları rol, bu kısımları bu zıtlık üzerinden, bu karşıtlık üzerinden ele alabileceğini söyler. Zihinsel ve belki de sinirsel yaşamın egemen eğilimi, uyaranlardan doğan içsel gerilimi azaltmak, sabit tutmak ve ortadan kaldırma çabası vardır. Bu eğilim haz ilkesinde ifadesini bulur ve bu olguyu kabullenmemiz ise ölüm dürtülerinin varlığına inanmanın en güçlü nedenlerinden biridir der. Ölüm dürtüleri varsayımını bir yana bırakmayan Freud, yaşam dürtülerinin bulunduğunun da kabul edilmesinin altını çizer. Yinelemenin haz ilkesiyle ilişkisinin hala çözülmesi gerektiğini, araştırılması gerektiğini ifade eder ve serbest hareket edenin tonik yatırıma çevrilmesi ruhsal aygıtın en önemli işlevidir der. Haz ilkesi ruhsal aygıtı tümüyle tepkisiz kılma ya da onun uyarılmasını olabildiğince sabit ya da düşük tutma görevini yüklenen işlevin hizmetinde bulunur der. Canlı inorganik dünyanın bilginliğine geri dönmek yolundaki en genel çabasında payı olması gerektiğini ifade eder. Yani en büyük haz olan cinsel edinimin fazla yoğunlaşmış bir uyarılmanın anlık çözülüşüyle bir arada olduğunu söyler. Dürtü uyarımının bağlanması ise uyarılmayı boşaltım hazı yoluyla nihai hazırlayan birinci işlev olması ve birinci süreçler zaman olarak daha önemli olduğunu, ruhsal yaşamın başından zaten başkasının olmadığını ve eğer haz ilkesi onlarda önem taşımasaydı daha sonrakiler için hiç ortaya çıkmayacağının vurgusunu yapar. Ne olursa olsun haz ve hoşnutsuzluk duygularının oluşması ikinci süreçte de birinci süreçler kadar bulunduğunun altını çizer. Ölüm dürtüsü sessizdir ve yaşam dürtüsünün huzurunu bozan unsurlar olarak ortaya çıkan durumdan gerilimlere yol açmakta olduğunu ve bunların halledilmesinin haz olarak algılandığını söyler. Yani yaşamı durmaksızın boşalımın haz olarak hissedildiği gerilimlerden oluştuğunu gösteriyor bize. Oysa ki ölüm dürtüsü sessiz, yaşam dürtüleri rahatsız edici gibi dursalar da içsel algımızla ilgilidirler ve boşalımın haz gibi hissedilmesi aralıksız gerilimleri getirir. Bunun tersine ölüm dürtüleri onları görmeksizin işlerini yerine getiriyor olabilir der. Yani ölüm dürtüsünün işlevindeki haz ilkesini anlatmak ister. Metni burada bitirir fakat ölüm dürtüsü ve yaşam dürtüsüne 1920'den sonra 1923'te benlik ve alt benlik, melankoliğin bu üst benliğinde hakim ölüm dürtüsü kültürünü
de açar. İşte öz kıyımlarda ölüm dürtüsüyle olan ilişkisini, saldırganlığın, işte yıkıcılığın serbest kaldığında işte öz kıyımlara yol açtığını anlatır bu metinde. Ve yaşam ve ölüm dürtüsünü bağlama, çözme kısımlarına değinir. 1924'te de mazoşizmin ekonomik sorunsalında hazinesinin değil, ölüm dürtüsünün hizmetinde olduğunu ifade eder. Yine bu metinde de ölüm ve yaşam dürtüsüne değinir. 1937'de de biten analiz ve bitmeyen analizde ölüm dürtüsüne vurgu yaparak psikanalistlerin ölüm dürtüsünün ağırlığını hala hissedemediklerini söyler. Yani hazinesinin ötesine ölüm dürtüsünü yerleştirir Freud diyerek bundan sonraki kısımda da soru cevapla biraz daha örneklerle daha anlaşılır ve açık hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler sunumunuz için. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederim. Evet, Freud'un durakladığı bir yer var yani. Bu haz ilkesinin ötesi noktasında bir durduğu yer var. Ölüm dürtüsünü haz ilkesinin ötesine yerleştiriyor. Fakat ölüm dürtüsü sonuçta Görkem bize daha iyi anlatacaktır. Jouissance ilgili olduğunu biz Lacan'dan öğreneceğiz. Çünkü Freud'un dediği işte yani organizma, canlı organizmanın yaşamdan ölüme kadar gitmesi, ulaşması biyolojik bir algı. Yani her doğan hücre sonra bitecektir yani ebedi bir ebedilik yoktur. Freud biraz oralarda dolaşıyor biyoloji ve anatomiyi şey ederek dayanarak o dönemin tabii biyoloji ve anatomisine. Fakat Lacan şöyle bir şey diyecek buna canlının zaten yani canlı olması için bir haza tutulması gerekir. Bu canlının hazıdır der. Yani ne yaşam dürtüsü ne ölüm dürtüsü. Saf canlının bu insan olabilir, hayvan olabilir, bitkiler olabilir, hücreler olabilir gibi. Ben hemen bir giriş yapıyorum Görkem'in sunacağı şeylere. Evet, geri çekiliyorum çünkü bir el kalktı. Soruları alalım, tartışmaya bu şekilde başlayalım. Evet, Yalın Bey. İyi günler. Çok teşekkür ederiz Eylem Hanım. Rica ederim. İnterdisipliner bir açıdan bakmak ilginç olabilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Freud da fizyolojiyle başlıyor tıp hayatına ve en büyük hayali görüşlerinin fizyolojik, biyolojik bir altyapısının sağlanabileceği günlerin gelmesi oluyor. Bunu arzu ediyor. Şimdi günümüzde hormonların işleyişini düşündüğümüzde bir yaşam enerjisi, bir sevgi hormonu, oksitosin veya bir cinsel enerjinin bir çeşit gene etkileşimde olduğu dopamin gibi hormonları da düşündüğümüzde bunu nasıl bir çerçeveye oturtabiliyoruz? Bu konularda çalışma var mı? Umarım vardır. Ben konunun dışındayım ama bilgi edinme amacıyla soruyorum. Çünkü hani tek bir çerçeveden baktığımızda olayın bütününü belki eksik değerlendirme durumumuz olabiliyor diye düşünüyorum. Özellikle 1920'lerden bu sene 100 sene geçtikten sonra belki artık daha elimizdeki bilgilerin artmış olabileceğini umuyorum. Teşekkürler. Yani aslında bu bahsettiğiniz durum psikiyatrinin biraz alanıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani ilaçlarla beyindeki bazı işte işleyişin yoluna konularak kişideki o yaşam duygusunu işte mutluluk hormonuyla desteklenmesi
Tabii ki acil durumlarda çok böyle hani öz kıyımın gerçekleşme gibi durumlarında psikiyatrinin desteğinden faydalanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat burada biraz daha beyin işleyişinin dışında kişinin daha ruhsal süreci ve ruhsal çatışmalarıyla ilgili bir kısımdan bahsediliyor. Ve biliyorsunuz ki burada patolojileri de belirleyen durumlar söz konusu. İşte saldırganlık, mazoşizm, işte sadizm denilen kısımlar da buralardan veya işte bunun etkilerinin kişi üzerindeki yansımalarını aslında açıklamak burada önemli olan bu kuramı anlarken. Yoksa tabii ki kimyasal ve beyindeki işleyişte bir bozulma da burada tıbbın birilerinden de faydalanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ama tabii ki bu araştırmalara dair de çok fazla bir bilgim yok açık. Bunları söyleyebilirim. Seren, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Size katılıyorum, Yarın Bey'e de katılıyorum. Sorusu çok önemli ve nörobilimde genelde sorulan bir soru, bu sorduğunuz soru. Fakat şöyle bir şey var, eylemi dinlerken de aklıma gelen. Mesela bu ölüm dürtüsünü nerede görebiliriz? Yani kimlerde, yani hangi veya klinik yapılarda daha çok karşımıza çıkar diyelim, tırnak içinde söylüyorum. En çok melankolik hastalarımızda ölüm dürtüsüne benzer bir şey görürüz ki mesela bu melankolik hastalarımızda mutluluk hormonunun hiç de geçerli olmadığını, hatta istemediklerini, mutlu olmak istemediklerini de şey deriz, fark ederiz. Yani orada aslında Freud'un de karşılaştığı, psikanalistlerin veya terapistlerin de karşılaştığı bir duvar var. Yani kişiye istediğiniz kadar çözüm getirebilirsiniz. Bu kimyasal çözüm de olabilir. Fakat o kişi oraya, o sizin sunduğunuz şeye ya kabul etmez, ya istemez veya ulaşamaz. Böyle bir, yani biraz önce eylem dirençten de bahsetti, kalkandan da bahsetti mesela. Nevrozda daha çok sansür olarak şeyler işler. Fakat bazı hastalarda bu yani bilinçli bir şekilde de değil, hatta kişinin yönü yaşama doğru değildir. Yönü yaşamın yani tersinedir. Yani Freud zaten sonra da melankoli ve yası şeycek, işleyecek. Yani bu tamamen nasıl diyeyim, biraz anlam dışı olan bir durum. Ölüm dürtüsü meselesi. Hatta herkes de yönünü o kadar kolayca ölüme dönemez yani belli kişiler dışında. Çünkü orada bir gerçek vardır diyecek Lacan. O nedenle tabii ki hormonal çalışmalar, tıbbın geldiği noktalar, bir takım kimyasal katkılar, ilaçlar vesaire yardımcı olacaktır. Ama klinikte melankolik kişilerin bununla mücadele ettiğini de şeyde biliyoruz, görebiliyoruz ki orada yani soru yani nedir sonuçta bu kişileri yönlendiren? Yaşam dürtüsü mü, ölüm dürtüsü mü? Yani orada soru biraz ve ölüm dürtüsü ise biraz kişiye yani yapacağımız yardım belki şey olabilir yani neler söyleyebilir o hisler, o dürtüler hakkında. O ister istemez yönlenme hakkında. Biraz dile doğru, iletişime doğru, ilişkiye doğru yönlendirmek için.
bir çalışmayı yapabiliriz. Evet, sorular var. Kim soruları şey edecek, okuyacak? Arkadaşlar çok soru gelmiş. Ben okuyabilirim Zehra. Hem okuyup hem ben göz atabilirim. Simge, evet. Ufak bir ekleme yapabilir miyim aslında ben bu hormonlar ve biyoloji konusunda? Freud'un manuskrit yani Elias Freud'a Freud'un Filise mektuplarında G mektubu var. Orada aslında ilk o şeyden bahsediyor. O ilk heyecanlanmalar yani eksitasyonların vücutta yarattığı şeyle psişenin yani ruhun arasındaki ya da psikoloji arasındaki bağlantıyı aslında biraz kuruyor. Burayla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Mesela ben biraz bu sorunun belki oraya bakmak iyi olabilir diye düşündüm ben bir anda. Bir de şeyi düşündüm. Belki Zehra Hanım hani bunun üzerine daha ilerleyen zamanlarda mutlaka tartışacağız, konuşacağız büyük ihtimalle önümüzdeki yılın seminerlerinde. Yani aslında bu eksikle beraber o eksikle beraber gelen bir düzenleme var vücuda. Hormonlar da bundan nasibine oluyor diye düşünüyorum. Evet. O ilk aslında cevap. İki şey yani şöyle iki farklı alan birbirini tamamlayan ve birbirine zıt olmayan yani psişeyle hormonal düzenleme. Yani karıştırmamak lazım biraz. Zıt da değiller yani birbirini tamamlamıyor da fakat birisi daha çok nörolojik veya anatomik, diğeri daha çok bilinç dışının düzenlemesiyle ilgili bir alan, iki alan farklı, iki söylem de farklı oluyor tabii, birisi bilimsel söylem, diğeri psikanalitik söylemle işlenecektir. Evet, sorulara geçelim bence Eylem. Tamam, doğadaki Ebru Kuyru sormuş. Doğadaki canlılar cinsel dürtülerle süreçlerinde varlıklarını sürdürürken insanlar toplumsal yaşamda cinsel dürtüler konusunda baskıya maruz kalabiliyor. Bu baskı yaşamı sürdürmekten çok ölüm dürtüsüne şiddete yol açıyor diyebilir miyiz diye bir soru gelmiş. Ya ben şöyle düşündüm, cinsel dürtüler derken buradaki cinsel dürtüden ne anladığımıza bakmamız gerekiyor. Yani cinsel dürtü denilen şey sadece bir üremeyle, cinsellikle bağdaştırılmış bir şey değil, yaşamı ifade eden bir taraf. O yüzden bir buradaki baskının kendisinden anladığım şey aslında nevroza yol açıyor diyebiliriz değil mi Zehra Hanım? Yani baskının olduğu yerde oraya gelen bir yasakla beraber aslında oradan bir fantazm ve oradan bir bilinç dışı süreci aydınlanıyor gibi geldi bana. Ölüm dürtüsüne şiddete yol açabilir mi? Ölüm dürtüsünün şiddet olan ilişkisini biliyoruz. Zaten saldırganlıkta da, sadizmde de veya mazoşizmde iç ruh sağlığımıza dönmüş olan saldırganlık. Burada da ölüm dürtüsünün tabii ki izleri söz konusu. Ben böyle bir ekleme yapmak istedim. Zehra Hanım'dan da duymak isterim. Evet, soru enteresan bir soru. Fakat önemli bir ayrışma yapmamız lazım sorunuzla. Çünkü canlılar ve insanlar arasında bir fark var. Cinsellik canlılar, yani hayvanlarda diyelim. Cinsellik itkisel bir şey. Sadece yani kendilerini çoğaltma amacıyla, zevk amacıyla değil. Yani belli dönemlerde cinsel ilişkiye girerler. Onun dışında cinsel arzuları olmaz. Biliyoruz bunu. Sadece üreme etkisidir hayvanlardaki cinsellik. Üreme etkisine dayanır. İnsanlarda böyle değil. İnsanlarda biliyorsunuz üreme çok arka planda kalan bir şey. Hatta günümüzde daha barizdir bu. O nedenle insanlarda cinsel dürtü de yoktur der hatta şey Lacan. Daha çok yani başka bir şey aranır cinsellikte. Üreme değildir. Üreme de dahildir fakat üreme değildir. O başka bir şey
bütün soru diğer canlılara, canlılarla insanları farklı kılan bütün soru orada. İnsan oğlu cinsellikte neyi, yani neyin peşindedir? Çünkü üreme değildir. Bunu soru halinde bırakalım çünkü bu çok geniş bir mevzu. Gelecek zamanlarda da değiniriz, konuşuruz. Belki Görkem de şey der. Ama çok önemli bir nokta orası. Teşekkür ederiz sorunuz için. Pardon, William Reich, Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı adlı eserinde bastırılmış cinselliğin öfkeye dönüştüğünü ifade etmiştir. Özellikle cinsel devrim temeli de bunun üzerine kurulmuştur. Hatta orgazm korkusunun ölüm korkusundan kaynaklandı. O anda küçük bir ölüm yaşandı ve çoğu kişi o yüzden orgazmdan kaçtığını ifade etmiştir. Orgon enerjisi adı altında bu konuyu detaylı biçimde çalışmıştır. Onu ifade etmek istedim. Evet evet, çok haklısınız. O küçük ölüm, ikinci ölüm gibi Lacan da jouissance'ı, bu cinsel boşalmayı veya cinsellikle alınan hazı küçük ölüm veya ikinci bir başka ölüme benzetmeler var orada, yani ona benzer bir durum var. Evet, ve tekrarlamayı da aslında sorguluyor bu durum, o yineleme dediğiniz eylem. Evet. Oldu. Ben Selçuk Bey, Selçuk Yengeç, bir sorusu var fakat İngilizce kısmı yazmışsınız. Sizden bunu daha canlı bir şekilde alma imkanınız yani var. Yani onu kitaptan o şekilde aldım. Psikanalizden geçmiş kişiler bile diyor, suffering'den, acı çekmekten kurtulamıyor. Yani buna ihtiyaçları var, psikolojik dengelerini sağlamak için. Bu ne demek, bunu anlayamadım. Bu psikanaliz kitabında yazıyor ve onu cümle olduğu gibi kitaptan alıp buraya koydum. Kim yazmış kitabı? Bu şöyle, bir Amerikan psikanalist sanırım, hemen adını söyleyeyim. Ne açıyorum? Logic of Desire diye bir kitap bu. Yazarım da söylemeye çalış. Kitap önümde açık da bilgisayarda, oradan cümleyi aldım. Cümle aynen bu şekilde, yani psikanalizden geçse de suffering ihtiyacı en çok kalıcı olan şey diyor. Hatta psikolojik de Rumola Lander, Amerikan psikanalist. Evet, bilemedim. Ben katılmıyorum bu psikanaliste. Çünkü bütün, yani Lacan'ın aslında girişimi ve öğretimi bu noktada belki fark şey edecek, yaratacak. Çünkü mesela tekrarlamayı bile, yineleme dediğimiz biraz önce Freudian terimle biz tekrarlama diyoruz da, tekrarlamayı bile Lacan tekrar gözden geçirdiğinde aktarım da dahil buna. 11. simlerde, bakın Türkçe'ye çevrildi, okuyabilirsiniz. Orada şöyle bir şey diyor. Eğer bir psikanaliz bu tekrarlananı aktarımda tekrarlıyorsa ve bunu değiştiremiyorsa neye yarar? Bu, yani motamo söylediği şey, bir psikanaliz o acıyı, o acıdan alınan hazı, o semptomun acısını değiştirmelidir diyecek. Yoksa o psikanaliz ve o psikanalist sorgulanmalıdır. O nedenle katılmıyorum o analistin dediği şeye. Çünkü yoksa gerçekten biz ne yapıyoruz? O zaman felsefe yapalım, daha şey bize ucuza patlar. Anlatırız, konuşuruz vesaire. Fakat klinik analitik başka bir şey. Psikanaliz kliniği, psikanaliz pratiği, bir psikanalizin etkisi başka olmalı. Hatta Lacan neden bu kadar dil ile uğraştı, dile dönüş, sürekli bir dille meselesi oldu. Şöyle, oradaki acının oluşumu bir dil etkisinden dolayıdır der. Dille oluşan şey, dille
çözümlenmelidir diyecektir. Yani ve bütün bir analiz bunu hedeflemelidir diyecek. O nedenle bu psikanaliste katılmıyorum. Belki ekol farklılığı vardır. Olabilir ki başlık olarak biraz Lacancı başlığa benziyor ama neyse onu tartışmayalım. Fakat bunu söyleyebilirim sizin sorunuzla ilgili. Soruları vaktimiz kısalayacak yoksa Yalın Bey eli kaldırmış. Fakat diğer soruları belki hemen şey edelim. Sonra da Yalın Bey'i şey ederiz. Bir tane soru var Zehra'nın. Şeyde mesaj chatte o da Yalın Bey'e mi söz verdik yoksa o mesaj kutusundakini mi okuyalım? Chattekini. Chattekini okuyabiliriz sonra da Yalın Bey'e söz verebiliriz. Yine Ebru Hanım'dan bir soru. Gayet güzel sorularınız da güzel böyle farklı şey kısımlardan düşünmeyi de sağlatıyor. Teşekkür ediyorum. Sadist davranışlar. Bir soru daha geldi. Pardon. Yukarıda. Sadist davranışlar ataerkil toplum yapısının bir sonucudur diyebilir miyiz? Bir bireyin tepkisi aslında maruz kaldığı yapıdan kaynaklanıyor olamaz mı? Yani biraz daha dışsal bir şeyden bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Buna bir etki tepki olarak evet. Yani hatta Totem ve Tabu'nun babası da ataerkil bir baba olduğunu söyleyebilirim. Yani bütün kabilenin başındaki bir baba. Herkese hüküm sürmeye çalışıyor. Ve sonrasında da sadist demeyelim ama saldırganlıkla karşı karşıya kalıyor. Ama babanın da tabii ki davranışı bir tarafıyla sadist yani istediği kadınla beraber olabiliyor, istediğini öldürebiliyor. Böyle bir baba var yani. Ve buradan doğru zaten kuramını Freud devam ettiriyor. Toplum yapısı tabii ki kültürel olan şeyden de çok bağımsız düşünülür. Memesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tamam. Bugün de bağdaşık. Niye? Cemre Kudu, mikrofonunuzu kapatın lütfen. Evet, ben bu anlamda kültürel vurgunun kendisinde önemli olduğunu ve bireyin de bu yapısının ortaya çıkışında etken olduğunu düşünüyorum. Yani simgesel düzen aslında bahsettiğiniz şey değil mi Zehra Hanım? Simgesel düzenin kendisi. Ayrıca ataerkil toplum söylemlerle şey edebiliriz, açıklayabiliriz ataerkil toplum söylemini. Ataerkil toplum efendi söylemi dediğimiz söylemdir. Yani ama sadece sadist davranışları değil, mazoşist davranışları da düzenler. Yani bütün zaten her şeyin temeli odur belki, yani sivilizasyon dediğimiz medeniyetin temelinde her ne kadar tabii ki ataerkil toplumu, ataerkil sistemi eleştirsek de yani bir gerçekten de vazgeçemeyiz sonuçta, medeniyetin temelinde böyle bir şey de var. Ataerkil sistemin oluşturduğu bir söylem var, o da efendi söylemi. Onundan itibaren zaten sadizm, mazoşizm, diğer semptomlar, histeriklerin başkaldırması gibi, hatta sadece histeriklerin değil, bütün başkaldırmalarda oradan üreme, ona bir cevap olarak bazı yerlerde evet biraz çılgınca da olabilir, kendini tehlikeye atarak vesaire gibi şeyler yaratır. Ama bu söylem, bir söylemin söyleme karşı alınan şeydir, tutum olarak da şey edebiliriz, okuyabiliriz bazı sadizm ve mazoşizmleri. Ama sadizm daha çok ataerkile karşı değil. Sizin de dediğiniz gibi sanıyorum ataerkilin doğurduğu bir davranış. Ama orada da sadizm mesela en çok en katı mazoşist sadisttir diyor Lacan mesela. Ama bu yine başka bir mevzu. Konuşuruz mutlaka. Oldu. Yalın Bey'e sözü veriyoruz ve son soruyu sonra cevaplayacağız. Teşekkürler. Az önce bir cümle geçti. Onu düşünüyordum.
Hayvanlardaki cinselliği insandakinden ayırmamız gerekir. İnsanın üreme dışında başka motifleri de vardır dediniz. Bu sanırım oldukça Lacan tarafında bir görüş. Yanılıyor muyum? Çünkü Freud bildiğim kadarıyla oldukça Darwinci bu konuda. Ve oldukça bizi aslında bu libidonun ve idimizin bastırılmasından dolayı uygarlık içerisinde mutsuz hayvanlar olarak bir yerde yorumluyor. Ve buna çok daha fazla bir anlam yüklediğini okumamıştım. Eğer bilgim eksikse lütfen düzeltin. Lacan'ınsa dediğiniz gibi belki daha böyle bir strukturalist bir bakışı var değil mi? Yani daha bunun bir ritüel olduğu ile daha yani üreme dışında farklı bir bağlamı olması üzerinden değerlendirmesi söz konusu. Hı-hı. Bu konuyu biraz açarsanız kısaca çok memnun olurum. Ben bir parantez açabilir miyim Zerrem sizden önce? Aslında Freud da bahsediyor. Yani cinsel dürtünün sadece üremeyle düşünülmemesi gerektiğini Haz İlkesi ötesinde kitabında altını çiziyor. Yani Hı-hı. Freud'un aslında es geçtiği bir şey değil. Aslında parantezini açmak istedim. Evet, belirttiğiniz için teşekkür ederim. Ama bir fark var. Yarım Bey'inde sanıyorum yakaladığı bir şey var orada. Güler abla, neyse oradan geçeyim mi? Bakın Freud şöyle bir şey diyor. Anatomi diyor, kaderdir diyor. Cinselliği tanımlamak için, cinsiyeti tanımlamak için anatomi kaderdir diyor. Bu tabii ki insanlar için söylenen bir şey, hayvanlar için. Lacan da anatomi kader değildir diyecek. Çünkü cinsiyet, cinsel kimlik bilinç dışıyla ilişkilidir, anatomiyle değildir diyecek. Buradan neyi çıkarıyoruz? Yine aynı bu geleceğim yere. Yani sadece cinsellik de cinsellik için değildir. Cinsellik başka bir haz içindir. Saf cinsellik değildir. Yani bilmiyorum farkı görecek misiniz? Lacan her zaman için insanların pür davranışsal davranışa eğimli olan varlıklar olmadığını ama davranışlarında veya sözlerinde bir başka şeyi hedeflediğini, mesela strukturalizmden bahsettiniz biraz önce, en basiti bu Lacan'ın bilinç dışı dil gibi yapılanmıştır dedikten sonra dil bilimini kullanarak ve onu biraz tersine evriştirerek, çevirerek gösteren bir gösterenin neticesidir gibi bir şey, bir matem uygulayacak. Orada da aynı, yani her zaman için insanın canlı, konuşan varlıklar, hatta canlı varlık değil, konuşan varlık olarak insan her zaman hareketlerinde veya sözlerinde, bu gösteren meselesi budur, bir başka şey vardır. Bir başka, yani onu ya iten bir şey vardır veya hedeflediği bir şey vardır. O nedenle bu Freud'un dediği anatomi kaderdir. Yani o tek bir cümleye kapattığı şeyden ziyade Lacan bunu yani o kadar da basit olmadığını, o kadar da düz olmadığını şey der. Tabii ki bu dolayısıyla hayvanla insan arasındaki farkı daha çok şey diyor, açıyor. Birisi itkisel, sadece üreme. Diğeri yani arzu bile değil. Arzudan da öte bir şey onu dürtüyor diyelim. Bu şekilde cevaplayabilirim. Teşekkürler. Rica ederim. Mustafa Aydoğan'ın sorusunu alalım ve bu oturumu burada durduralım hemen. Bazı postmodern ve İslami tarikatlarda veya bazı uzak doğu ve Hindu öğretilerinde cinselliği ve cinsel arzuyu yok etmeye çalışan veya fazlasıyla baskılayan pratikler mevcut.
genel olarak yasaklamanın veya baskının nevroza yol açtığını kabul ettiğimizde buradaki öğretileri nasıl yorumlamak gerekir? Cinselliğin yok edilmesi ve sonrasında bir huzur hali mümkün olabilir mi gerçekten? Nasıl yorumlarsınız? Teşekkürler tüm seanslar için diye yazılmış. Bilemeyeceğim. Ben de bilmiyorum. Cinselliğin yok edildiği, yok edilmeyle huzuru nasıl bağdaştırıyorsunuz pek bilemedim. Ama bu soruya cevaplayamayacağım. Çünkü psikanalizi aşan bir soru. Psikanalizin tam tersinde duran bir soru hatta. Çünkü Freud'un devrimi diyelim, cinselliği tam insanlığın merkezine koymasıdır. Yok edilmesi sanıyorum benim düşüncem bu. Cinselliğin yok edilmesi durumlarda insanlığı yok ederiz. Huzur diye bir şey olduğunu düşünmüyorum orada. Tam tersini derim ben. Yani cinselliğin olmadığı bir yerde huzur düşünüldüğünü yani nasıl olur bilemedim. Evet. Alparslan Altay Taş elini kaldırıyor. Fakat hadi çabucak sorunuzu alalım. Sonra kapatıyoruz. Bu arada kapatmıyoruz. Yani diğer arkadaşımızın sunumuna geçeceğiz. Görkem Aypar bekliyor. Tamam Alparslan Bey. Şey aslında hani soru olarak değil de hocam, bu en son yazılan soruya bir yorum olarak kısaca bir şey söylemek istedim de. Yani bu işte bazı İslami tarikatlar veya uzak doğu geleneklerinde işte bu cinselliğin bastırılması üzerine ben şey diye biliyorum bunu. Hani işte dünyevi şeylerden, dünyevi ilişkilerden uzaklaşıp daha ruhani, daha mistik bir boyuta geçip de o şekilde hani iç huzuru yakalamak mevzusuna bağlandığı için olduğunu okumuştum yani. Hani bu aslında şey gibi bir şey, hani antik Yunan'daki falan işte hani küçük penis işte bilgeliğe işaret falan gibisinden, hani bu inanışlara göre bildiğim kadarıyla, tabii hani yanlış biliyorsam düzeltebilir de, hani bu hani cinsellik veya işte bu seksle ilişkili düşünceler insanı dünyevi işte manevi dünyaya bağlayıp işte ruhani dünyadan uzaklaştırması şeklinde yorumlandığı için, hani cinsellik yok olduğunda huzur, yani iç huzur gelir gibisinden bir yorum yapılıyor diye biliyorum. Bunu söylemek istedim sadece. Teşekkür ederim. Hemen noktalayayım bu konuşmayı. Çok sağ olun. Lacan da mistikler için şöyle bir şey der. Asıl jouissance onlardadır der. Asıl haz onlardadır der. Burada bırakalım o zaman bu mevzuyu. Çünkü o kadar da huzurlu gibi görünebilir. Fakat biraz... Yani jouissance olmadan, o haz olmadan olmaz gibi bir şey de var Lacan'da, mistikler için en azından. Tamam, çok sağ olun sorularınız için, tartışma için. Hemen Görkem Aypar'ın sunumuna geçiyoruz ve jouissance nedir ile başlıyoruz. Evet Görkem. Merhabalar herkese. Elinize sağlık, eğlenmek, Zehra Hanım size tabii cevapladınız. Tanımayanlar için ben Görkem, Lacancı psikanalizle ilgileniyorum, klinik deneyimimde aslında. Derneğinde şu an başkanlığını ve delegeliğini yapıyorum, bu görevleri alıyorum dernekte. Şimdi sunumuma geçeceğim çok uzatmadan tanışmayı. Şimdi jouissance aslında kısaca... acıdan zevk alma diye ben tanımlıyorum böyle birine tanımlamam gerektiğinde bu üzerine konuşurken. Birazcık zevk al anlamına da geldiğini görüyorum zamanla. Basitçe açıklayacak olursak semptomdan aldığımız bir zevk, keyif olarak tanımlayabiliriz. En temel şey jouissance ile ilgili sanki semptomun paradoksu olması. Fransızca'da aynı zamanda jouissance orgazm anlamına da geliyor. Özne genel olarak mutlu olmak istediğini söylüyor. Analize geldiğinde mesela bir kişi, bir analizan bir şikayeti oluyor ve bir şeylerden bıktığını, kurtulmak istediğini söylüyor. Tekrar eden şikayetleri oluyor.
Ve analiz yolculuğunda aslında daha önce de çalışmalarımıza katılanlar belki dinlemiştir bunu. Söylemde değişiklik oluyor. Öznenin semptomunun kendi semptomundaki aslında kendi payına düşeni sorgulamaya başladığını görüyoruz. Ve kaygı, arzu üzerine çalışıyoruz. Dürtünün önünü tıkayan şeyle ilgileniyoruz. Ancak analizanın yavaş yavaş fantazmanın ortaya çıkışıyla da birlikte, yani A nesnesiyle olan ilişkisine, arzulama biçimine bakarken ve gerçeği örten perdeleri bir bir aralanırken, bir noktada arzu ile değil, jüisans ile daha çok işimiz olduğunu görmeye başlıyoruz diyebiliriz. Yani teorik olarak bunları okusak da aslında analiz içerisinde de bunları görebiliyoruz zaten. Temel gösteren ve temel fantezi, yani fantazm dediğimiz şey, bize jüisansla ilgili de bilgi veriyor. Analizden sıkça jüisansını ortaya çıkaracak cümleleri tekrarlıyor ve analiz bunları desteklemeden, yani bunları aslında yaygınlaştırmaya destek vermeden vurguluyor. Pek çok kez analizde belli noktalarda jüisansın ortaya çıktığını net bir şekilde görebilirsiniz ve bunun üstünden atlayıp geçmemek gerekir. Çünkü jüisansla çok işimiz var aslında analitik çalışmada. Analiz jüisans ile ne noktada olduğunu analizana sürekli aslında söyler konumda oluyor diyebiliriz. Jüisans çok temel bir olgu aslında ve inatçı ve analizan için görmesi, kabul etmesi ve vazgeçmesi oldukça zor olan. Çünkü bir şekilde zevk al ve mümkün olan en az zevki al gibi iki mesaj varmış gibi geliyor bana. Yani çok basitçe söylersek, terim kullanmadan. Birazcık eğilimin sunumuyla da alakalı olarak, yani hem yaşam dürtüsü hem ölüm dürtüsünden bahsediyoruz aynı zamanda. Ve aslında jüisans dediğimiz, yani bu semptomumuzdan aldığımız keyif, hazdan bahsettiğimizde bunun herkes için biricik olduğu bilmemiz gerekiyor. Yani temel fantazm nasıl biricikse, aslında her öznenin jüisansı da biricik, kendine özgü. Ve jüisansın kapladığı alan oldukça yaygın olabiliyor. Ve bu alan daraldıkça aslında analizle birlikte dürtüye giden yol açılabiliyor. Bu tıkanmalar açılabiliyor. Daha farklı bir haz alabiliyoruz. Jüisansa da gördüğünüz gibi aslında bir haz alma durumundan bahsediyoruz. Ama semptomdan haz almaktan bahsediyoruz burada. Aslında Bernard Nomine'nin sözleriyle semptom jüisansın hizmetinde ve arzunun tatmin edilmesine karşı diyebiliriz. Belki birinin jüisansının diğerininkiyle bir bağlantısı olmadığını, yani birleşemeyeceğini, bir bağlantısı olmadığını söyleyebiliriz. Bu özneyi biricik yapan şeylerden biri. Aslında jüisansla ilgili okudukça ve deneyimledikçe jüisansın bir belki bela olduğunu da söyleyebiliriz. Yani inatçı derken biraz ona gönderme yaptım. Bu noktada bir alıntı yapacağım. Söylediklerimi belki toparlayabilecek bir şey. Bir hasta en başta doyum kriziyle analize gelir. Ve klinisyenler analitik süreç boyunca bakışlarını doyum sorunu üzerinde tutmak zorundadırlar. Hastanın doyum krizi elde edilen doyumun kesilmesi ya da yanlış türde bir doyum olarak anlaşılması olgusundan oluşur. Freud'un zihninde doyum sorunu her zaman ön sıralarda oldu. Ve Lacan, Freud'un pozisyonunu şöyle özetledi. Özne bu kendi hoşnutsuzluğu pahasına da olsa daima has peşindedir. Bazı açılardan özne her zaman mutludur. Alıntımı burada sonlandırıyorum. Yani aslında mutlu olmadığını ve acıdan aldığı keyiften kurtulmak istediğini, bunu tabii anladıktan sonra söyleyen bir özne, acısıyla mutlu olduğunu belki de fark etmez diyebiliriz buradan yola çıkarak. Mutluluğu belki gündelik dilde biraz daha olumlu sonuçlar doğuran bazı keyiflerle bağdaştırdığımız için, karıştırdığımız için bundan bahsediyor olabiliriz. Bu bir yanılsama da olabilir aslında baktığımızda. Yani analitik çalışmada kişinin eylemleriyle
istediğini söylediği şeylerin arasındaki farklara baktığımızda bunu görebiliriz. Analiza'nın kendi gerçek arzusunun peşinden gidebilmesi için onun arzusundaki düğümleri çözmektense aslında jüisansındaki düğümleri çözmek durumundayız. Daha önce de belki sunumlarımızda bahsetmiştik arzunun birleştirici ve jüisansın ayırıcı yönünden. Burada aslında birinin yaşam dürtüsüne, diğerinin ölüm dürtüsüne yakın olduğunu söylüyor oluyoruz diye düşünüyorum ben birleştirici ve ayırıcı derken. Analizan kendi kendine aslında jüisansın olduğu yere çakılı kaldığını görüp söylemeyebilir. Evet bu jüisans ya da işte bunu bu yüzden tekrar ediyorum demeyecektir belki. Belki jüisansı başka bir şey olarak deneyimleyecektir. Mesela anksiyete gibi. Başka yerlerden çıkacaktır aslında onun izleri. Zaten jüisansın bedende ortaya çıktığından bahsedebiliriz. Bir şeyden şikayet ettiğinde analizden ya da büyük bir mutsuzluktan bahsettiğinde gizlenmiş bir keyiften söz edebiliriz orada. Bunu arayabiliriz. Özden'in jüisansını açığa çıkarırken, doyum veren bir şeyden bahsederken aynı zamanda mesela yani ondan tiksindiğini söylediğinde duyabiliriz bir sonraki cümlesinde. Ve ona çok uzak bir noktada olduğunu anlattığını görebiliriz. Yani bir şeye yakınlaşırken uzaklaşır aynı zamanda söyleminde. Burada bir paradoks olduğunu görebiliriz. Bu yani jüisansın izleri aslında hani temelde paradoks olduğunu söylememin sebebi bu. Ve bunu mutlaka üzerinde dururuz. Özne çok beğendiği bir şeyden bahsederken onun kendisine aslında nasıl da uygun olmadığını söyleyebilir. Mesela belli bir tip erkeği aslında çok beğenebilirdim, işte böyle bir insanla birlikte olabilirdim diyebilir. Ama onun öyle erkeklerin de hiç ilgisini çekmediğini söyleyebilir. Ömrü boyunca hiçbir ilişkisinde bu kişiler onun ilgisini hiç çekmemiştir, çekici gelmemiştir, cinsel bir arzu duymamışlardır. Dolayısıyla jüisansını besleyebilecek olan ilişki tipleriyle belki devam etmektedirler. Ve acıyı tekrar tekrar belki aynı analiz çalışmasının içerisinde farklı ilişkilerle getirebilirler önümüze. Arzunun ötesinde psikanalitik teknik bölümü var Bruce Fink'in kitabında, Lacan'cı psikanalize bir giriş kitabında. Burada oldukça açıklayıcı örneklerle anlatıyor. Bir alıntı yapacağım buradan kısa. Terapist heyecanlı uyarılmayı, gizlenmiş ya da sistematik olarak yanlış tanınan hazzı mutlak surette noktalamalı ve vurgulamalıdır. Buradaki bu gizlenmiş ve sistematik olarak yanlış tanınan hazzı kelimeleri çok önemli bence. Çünkü bir yanlış tanıma mevcut gerçekten. Yani tekrar tekrar dile getirilen. Ve analizle ilgili de Louis Iskovich'in söylediği şeye değinmek istiyorum. Kayıpla ilgili olarak analiz artık semptomun jüisansının kaybına yol açan bir olgudur. Tekrarlamayla tükenen jüisans vardır. Tekrarlama asla özdeş değildir. Özellikle aktarımda tükenen jüisans vardır ve bu analist öznenin jüisansının ortağıdır demeye imkan tanır. Analiz sadece arzunun nedeni değildir. O aynı zamanda onu yerleştirmek, tanımlamak ve bir noktaya toplamak için öznenin jüisansını ele geçirendir. Analiz jüisansı yoğunlaştıran bir partnerdir ki bunun etkisi analizanın bilinç dışı tarafından şifrelenmesi olacaktır. Ancak az önce bahsettiğim gibi bu keyfin, yani gizlenmiş keyfin, jüisansın ölüm dürtüsüyle daha bağlantılı olması durumunu desteklemediğini merak ettim aslında bu sunuma çalışırken. Yani ölüm dürtüsüne yakın olduğunu söylüyoruz aslında bununla ilgili olduğunu. Arzunun da yaşam dürtüsüyle ilgili olduğunu söylüyoruz. Ama nasıl oluyor da bu kadar jüisansla doluyuz, yoğun bir şekilde jüisansla mücadele içerisindeyiz aslında analiz içinde de. Yani ölüm dürtüsünün de ne kadar baskın olduğunu belki konuşabiliriz diye düşünüyorum. Biraz soru olarak bırakacağım sunumdan sonra birlikte konuşabilmemiz için.
Buradan biraz daha tanım, Freud'dan ele alarak tanımlama yapmak istiyorum jouissance'la ilgili. Lacan jouissance ve plaisir, yani zevk arasında önemli bir ayrım yapıyor. Zevk, Freud'un haz ilkesinin ötesinde de çağrıştırdığı homeostaz yasasına uyuyor. Bu yasa sayesinde deşarj yoluyla mümkün olan en düşük gerilim seviyesini arıyor özne. Haz ilkesi böylece hazda dayatılan bir sınır işlevi görüyor. Aslında Eylem bunlardan bahsetti zaten, daha kısa geçeceğim. Özneye mümkün olduğunca az zevk al emrini veriyor. Jouissance bu yasayı ihlal ediyor ve bu bakımdan haz ilkesinin ötesinde oluyor aslında. Oedipus kompleksindeki sembolik zevk yasağı, yani enses tabusu diyebiliriz. Bu nedenle paradoksal olarak zaten imkansız olan bir şeyin yasaklanması diyebiliriz. Bu nedenle işlevi yasak olmasaydı zevkin elde edilebileceğine dair nevrotik yanılsamayı sürdürmek. Yasak onu aşma arzusunu yaratıyor ve bu nedenle jouissance temelde ihlal edici oluyor. Jouissance'ı arzuyla diyalektik içinde görebiliriz. Tanınmayan arzu özneyi genellikle geri çekilmenin izlediği yıkıcı bir jouissance'a yaklaştırıyor. Bu yıkıcı jouissance'ı Freud'un farkında olmadığı bir hazın dehşeti olarak not ettiği fare adam vakasının anlatımında bu örneklemede görebiliriz. Fare adamı belki çalışmak isteyenler olur buradan hareketle. Tanınmayan arzu meselesi bana analiz için çok önemli geliyor. Zaten onu yerli yerine oturtabilmek sanki asıl mesele. Özne arzusunu tanımadıkça sanki jouissance ile daha derin bir bağlantıda olmaya devam ediyor. Yani orada çakılı kalmaya devam ediyor gibi. Bilmiyorum kullandığım sözcük doğru mu ama bana çağrıştırdığı şey orada kalmak, orada tekrar etmek, aynı şeyin etrafında dönmek gibi geliyor. Zevk yasağı aslında yani dilin simgesel yapısına dahil bir şey. Bu nedenle konuşan kişiye jouissance yasak aynı zamanda. Öznenin simgesel olana girişi, özne anne için hayali bir fallus olma girişimlerinden vazgeçtiğinde Oedipus kompleksinde jouissance'dan belirli bir ilk vazgeçişe bağlı aslında. Zehra Eryür'ün Simgesel Psikanaliz Dergisi'ndeki yazısından bir alıntı yapıyorum burada. Başlangıçta her insan mutlak bir jouissance içindedir. Jouissance absolut. Bu arkaik jouissance önce doğumun sonra dilin bıçağıyla yasaklanır. Kastrasyon öncelikle jouissance üzerindedir. Dil bunu gerektirmektedir. Konuşan varlık dile girmesiyle birlikte mutlak jouissance'tan sürgün edilir. Jouissance da tıpkı arzu gibi simgesel yasanın sınırları içinde dil aygıtına bağlanır. Aynı zamanda dilin sınırlarını oluşturur. Lacan'a göre gerçek bilinç dışı jouissance'ı varlığa bağlayandır. Beden, dil yani langaj ve söz yani parol üçlüsünü sınırlandıran bir kavramdır. Bununla bağlantılı olarak konuyu biraz daha araştırmaya çalıştım bunun üzerinden. Aslında konuşan varlık ötekinden gelen gösterini kullanmak durumundadır. Bu ötekinin tam bir jouissance'ına ilişkin herhangi bir fikri ortadan kaldırma etkisine sahiptir. Yani birazcık ötekinin eksiğiyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum bunu. Gösteren ötekinin bedeninin jouissance'ını yasaklar. Bu ötekinin bedeninin jouissance'ıyla olan meselemiz üzerine de belki sunumu bittikten sonra biraz konuşmak isterim. Bu oldukça anlaşılması güç bir şey, bir konu gibi geliyor bana. Konuşan kişiye yani tüm konuşan varlıklara tam bir jouissance yasaktır. Bu dili kullananlar için bir gereklilik olan ve dilin bir ürünü olan bir jouissance kaybını ifade eder. Dille birlikte yaşadığımız kayıp aslında. Bu kastrasyona, keyfin kastre edilmesine, özneyi oluşturan bir zevk eksikliğine göndermedir. Keyfin kaybı, ötekiyle mümkün olduğu varsayılan ama aslında başlangıçtan beri kaybedilen bir keyfin kaybıdır aslında. Birinci bir tatmin deneyimi miti, tüm tatminlerin varsayılan bir başlangıç, tam tatmine göre bir kayıpla işaretlendiği gerçeğini örten bir yanılsamadır. Gösterinin birincil etkisi, tam jouissance olduğunu varsaydığımız şeyin belki de bastırılmasıdır.
Sanırım Eylem de buna benzer bir şey söylemişti bastırmayla ilgili. Gösteren bir kez orada olunca jüisans tam olarak orada değil. Ve yalnızca etkisi bedenden bir jüisans harcamasını kesen ve zorlayan bir gösteren sayesinde bu boşaltmadan geriye kalan ya da arta kalanın tadını çıkarmak mümkündür. Anlamlandırma işlemi aracılığıyla boşaltılamayan şey dürtünün eklemlendiği erotojenik bölgeler etrafında bir jüisans olarak kalır. Lacan Ankor seminerinde yine hala olarak çevrildi okumak isteyenler için 20. seminerinde ana hatlarıyla jüisans hakkındaki fikirlerini daha da detaylandırıyor. Jüisansın başka bir yönü, öteki jüisans olarak da bilinen kadınsı jüisans ile daha da ileri açıklıyor, ayrıntılandırıyor jüisansı. Konuşan varlık ötekinin zevkini paylaşmak mümkün olmadığı için aslında keyfiyle baş başa kalıyor. Daha önceki seminerlerde Lacan'ın söylediği cinsel ilişki yoktur sözü yine Ankor'da çok farklı bir zevkten gelen kadın ve erkek olarak ön plana çıkıyor. Aslında belki az önce sorulan soruya da cevap olacaktır buradan sonrası sunumu. Farklı ve tamamlayıcı değil ama kadın ve erkeğin aslında jüisanslarındaki farklılığın ayırıcı olduğunu söyleyebiliyoruz bundan yola çıkarak. Erkek ya da kadın olmasını belirleyen şey kişinin anatomik farklılık değil az önce de konuştuğumuz gibi. Konuşan varlığın jüisans ile olan ilişkisindeki farklılık aslında cinsiyet farklılığı dediğimiz şey. Fallik jüisanstan biraz bahsedeyim. Cinsel jüisans bir çıkmaz olarak aslında belirtiliyor. Bir erkek ve bir kadının bir araya gelmesine izin verecek şey bu değil. Cinsel jüisans konuşma yoluyla geçmek zorunda olan fallik jüisanstan başka bir yol izleyemiyor. İnsanın jüisansı gösterenin yapısı tarafından üretiliyor ve fallik jüisans olarak biliniyor. Fallik jüisansın yapısı gösteren yapısı aslında. Lacan insanın kesin bir tanımını kastrasyona maruz kalan ve konuşmayı kullanmak için gerekli olan jüisansın bir kısmından yoksun kalan olarak yapıyor. Özne gösterene tabi. Erkek ötekiyle doğrudan ilişki kuramıyor. Dolayısıyla partneri öteki cinsiyet değil bir nesne, vücudun bir parçası gibi. Erkek fallik değeri olan nesne A ile bağlantılı küçük bir artı jüisans arıyor. Bir de öteki jüisanstan bahsediliyor. Bu da diğer ismi kadınsı jüisans, feminen jüisans. Kadın daha fazlası olan fallik jüisansa sahip. Tamamlayıcı bir jüisans bu. Kadının evrensel bir tanımı yok. Seksüasyon konusunu belki araştırmak isterseniz, bunu daha ayrıntılı çalışmak isterseniz, cinsiyetlenme şeması ve birçok kaynak var bununla ilgili. Her kadın erkek gibi gösterenden geçmelidir diyor. Ancak kadının tamamı gösterene tabi değildir. Böylece kadın tümüyle fallik olmayan bir jüisans deneyimi yaşama olanağına sahiptir. Bu öteki jüisans başka bir tür tatmindir. Ötekiyle ilişki ile ilgilidir ve nesne ve fantazm tarafından desteklenmez. Lacan dilin bir gösteren etkisinin yanı sıra bir jüisans etkisine de sahip olduğuna işaret ediyor. Televizyon metninde jouissance, jouissance yani anlamda zevk ve jouissance etkisi kişinin kendi bilinç dışından acı yoluyla da olsa zevk alma arasında eş anlamlı sözcükler kullanıyor. Bilinç dışı yani jouissance ile ikame yoluyla oynanan bir değiştirilen bir zevk gibi vurgulanıyor. Jouissance her öznenin kendi bilinç dışından zevk aldığı belirli bir yola atıfta bulunabilir. Şimdi Lacan'da Aşk kitabında bu az önceki sorunuza benzer cinsellikle ilgili soruya bir cevap olabilecek bir bölümden birazcık bahsetmek istiyorum. Sunumumda buna yer verecektim ama biraz daha uzun yer verebilirim. Yani bu aslında fiziksel organın etkilerinden bahsediyor burada Lacan'da Aşk kitabında. Erkekler için penisten alınan
bölgesel bir zevk olduğundan bahsediyor burada. Aslında cinsellikle ilgili bir şeyler söyleyebilir. Yani bayağı cinsel, bayağı seksüel bir ilişki somut anlamda bahsediyor burada. Bunun yani cinsel ilişkinin erkekleri dengeye getirebilen, aslında merkezde kalmasını sağlayabilen bir şey olduğundan bahsediyor. Bunun yani kelimelerle anlatılması çok ilginç gelmişti bana okurken. Seksten aldığımız jüisans kadınlar için erkeklerde olduğu kadar merkezi bir yerde değildir diyor. Bu öteki jüisans da burada devreye giren bir şey benim anladığım kadarıyla. Kadınlar da çünkü fallik jüisans diye Lacan'ın tabir ettiği bu organdan zevk alma deneyimini yaşayabiliyorlar. Ya da işte erkekler gibi orgazm işte sayısı, kim kaç kişiyle birlikte oldular gibi daha fallik meselelerle ilgilenebiliyorlar elbette. Ama o kadar yaygın olmadığını söylüyor kadın pozisyonundaki kişilerde, konumundaki kişilerde. Anatomi ve genetikten bağımsız olarak kadınsı yapıda olduğunu düşündüğü insanlarda çoğunlukla süresi çok da mütevazı olmayan ve yeri kolayca saptanamayan bir jüisansla karşılaşırız diyor öteki jüisans için. Bunun o kadar merkezi bir yerde olmayan bir jüisans olduğunu söylüyor. Hatta kadınlarda bunun merkez kaybına yol açtığından bahsediyor. Hatta orgazm sonrası ağlama durumunun bununla ilgili olabileceğini, bu arzu nesnesi olan konumdan kadının kaymasıyla ilgili hissi üzerinden gerçekleşebileceğini söylüyor. Ve son olarak da esrime deneyiminin bir tür jüisans olarak her kadında ortaya çıkmayan ama zaman zaman ortaya çıkabilen tüm kadınların deneyimlemediği bir jüisans türü olduğundan bahsediyor. Ve hatta şöyle bitireceğim, biraz da soru olarak da sormak için. Bu öteki jüisansın, özellikle bu esrime şeklinde deneyimlenen jüisansın, kendimizi çok da kaptırmamamız gereken bir jüisans olduğundan bahsetmiştiniz diye hatırlıyorum Zehra'nın eski çalışmalarımızdan birinde. Belki ona da birazcık değinebiliriz birlikte. Bu şekilde sonlandırıyorum ben sunumu. Sorularla belki devam edebiliriz. Umarım çok karışık olmadı. Teşekkürler Görkem. Çok güzel bir sunumdu. Sadece not ediyorum. Esrime'yi extense, tamam şimdi anladım. Ben hemen salona sözü bırakayım. Ben ufak bir sorularla, şey söyleyeyim. Sorularla şey deriz, açıklamaları ve ilerlemeyi yaparız. Evet Simge. Şimdi ya da isterseniz hani daha sonra da üzerine konuşabiliriz ama eğitim programını paylaştım ben linkini, web sitemizin linkini bilginiz için önümüzdeki yılın eğitim programını. Teşekkürler. Chat'te bulabilirsiniz. Hızlı hızlı onu hazırladık son günler. Bu oturumda paylaşmak istedik sizinle. Orada bakabilirsiniz, evet. Şimdi gelelim konumuza tekrar. Bu Lacan'ın kavramlaştırdığı fakat Freud'de de izi bulunan eyleminde bize anlattığı gibi jouissance kavramı. Ve Lacancı psikanalizin merkezinde olan çalışmanın hedefi olan aslında jouissance kavramı. Bizim için çok önemli bir kavram. Müzik ile jouissance arasında bir bağlantı var mı diğer jouissance gibi? Diğer jouissance derken öteki jouissance mı acaba? Evet, yani o öteki jüysansı mı hissediyoruz? Müzik bazen bir haz, heyecan veriyor. Müthiş bir kayboluş falan. Acaba öyle bir şey mi? Evet, yüceltilmesi de diyebiliriz hatta. Yani o acıdan alınan jüysans değil. Fakat jüysansın işte müzik olsun, sanat olsun veya konuşma sanatı da dediğimiz şey. Mesela psikanaliz içinde de bu görülür. Yani konuşmak. Yani diğer acılı jüisanstan konuşarak başka bir jüisansa doğru kişinin yönlenmesini de görebiliriz bazen. Evet, müzik ile alınan jüisans biraz bir jüisans türü ama öteki jüisans gibi değil. O
kadınsal jüvisans daha farklı bir şey. Ama müzikten alınan jüvisans veya sanattan başka şeylerden de alınan jüvisans daha yüceltilmiş hali jüvisansı. Evet, esirme deyince sadece cinsellik ile mi ilgili, madde kullanarak esirme de bu tanıma giriyor mu demiş. Görkem, size bırakıyoruz soruların cevapların başlangıcını. Ben sonra ekleme yaparım. Esirme dediğimiz daha çok o mistik keyfe benziyor. Birazcık gerçek dışı diye açıklayabilirim. Maddeden alınan hazın bayağı aslında salgılanan şeylerle bayağı beyinle ilgisi var. Yani somut bir şey var orada. Somut bir etkiyle oluyor. Esrime de daha içsel bir durumdan bahsediyoruz aslında. Yani jüisans da zaten. Yani bedenle bağlantılı cinsel keyiften bahsedebiliyoruz ama maddelinkiyle farklı bence. Hatta şöyle de ekleyebilirim. Maddeyle ulaşılabilecek bir şey değil büyük ihtimalle. Bilmiyorum Zehra Hanım ne dersiniz? Büyük bir fark var. Şöyle, birisinde madde var, diğerinde yok. Yani birisinde nesne var, diğerinde nesne o kadar net değil. Evet, esrime daha çok mistiklerde, aslında şöyle diyelim, bakın şöyle diyeceğiz Lacan'la birlikte. Bizler normalde diyelim, esrimenin ne olduğunu bilmiyoruz. O deneyimi yapmamışızdır. Lacan bunu böyle diyor. Yani o kadar da kolay ulaşılacak bir şey değil. Madde örneği aslında kötü bir şey değil. Çünkü madde sayesinde belki biraz ulaşılıyor diyelim tırnak içinde. Hiç onaylamadan söylüyorum bunları tabii. Ama Lacan şöyle bir şey diyor. Yani bu esrime, jüistansı anlamak için diyor, mistikleri dinleyin, mistiklerin yazılarını okuyun. En iyi onlar anlatır. Mesela kadınlar da anlatamıyor, bir şeyler yaşıyorlar. Bu öteki jüisansla ilgili farklı bir şey yaşanıyor kesin bu. Fakat bir kadın, nevrotik bir kadın daha çok, psikotik kadınlar biraz farklı ama nevrotik bir kadın bunu anlatamaz, dille anlatamaz, sözle anlatamaz. Böyle bir sınır var o kadınlar için. Fakat bunu anlatan kişiler mistik kadınlar daha çok batıda en azından. Tabii ki mistik şeyler de var, erkekler de var. Ama bu kişiler Tanrı'yla bu ilişkilerinde bir tip, yani kadınların ulaşabildiği jüisansa ulaşma mistisizm yoluyla, yani Tanrı'yla o ilişkide ulaştıklarını veya ona yakın, en yakın jüisans mistiklerin jüisansıdır diyor Lacan. Yani bu öteki jüisansı anlamak için mistiklerin yazılarını okursak biraz bilgi edineceğiz bu esirmeyle ilgili. O nedenle maddeden alınan jüisans pek esirme değil. Benzer olsa da. Lacan örnek olarak şeyi veriyor. Roma'da heykeli olan Madonna. La Madonna. Yani bu Meryem Ana'nın bir şeyi var. Ben de hatta burada bir dakika size. Nerede? Bulabilirsiniz. Bilmem görünecekmiş. Şu. Şöyle. Bakın. Rüysans yüzünden okunuyor diyor Lacan buradaki. Meryem Ana veya Marie Madeleine tam olarak hatırlamıyorum. Mistik rüysans, yani bu mistik ekstaz, esrime. Evet. Yazarlar var, evet. Biraz önceki şeye geliyoruz, yani müzik de mesela, yani oralar, o sınırlarda dolaşan şeyler, yaklaşan
disiplinler diyebiliriz veya uygulamalar. Sanıyorum buradaki bir ikinci şey var. Biraz farklı anlaşılıyor sanıyorum şu lisans kavramı. İlla madde olarak değil, alkol kullanım olarak da düşünebilir. Alkolün de müziğin, sanatın da dopamin salgılamasında etkisi benzer olabilir. Bu kadar kesin ayırmanızı şaşırtıcı. Evet, kesin şaşırtıcı olabilir. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Fakat çok farklı şeylerden bahsediyoruz. Çünkü birisi maddeyle, bir aygıtla ulaşılan, nesneyle ulaşılan, bariz bir nesneyle ulaşılan şey, ki kapitalizm sistemi bunu çok iyi kullanmıştır, orada da bunu söyleyeyim ben. O yüzden anlaşamıyorum, yani farklı bir cevap getiriyorum buraya. Oysa psikanalizin, Lacan'ın ele aldığı jouissance bunların dışında olan bir şey. Zevkle mesela çeviremiyoruz tam olarak. Yani o kadar da pozitif bir şey değil. Mesela müzik dinleyen, alkol içen, işte madde kullanan bir nevi oseyanik, hatta diyor Freud, oseyanik bir mutluluğa ulaşma şeyi var, inancı veya deneyim gibi bir şeyler olabilir orada. Veya daha acılı ağlar zırlar, işte içki içerse arabesk müziği dinlersiniz veya başka tür müzik dinlersiniz, biraz orada iç çekinirsiniz vesaire. Ama jouissance kavramı kavram olarak çok farklı bir şey. Yani bir halden diğerine geçme, fakat o geçişte hiçbir sözün, bilakis öteki jouissance ile ilgili söylüyorum bunu, hiçbir sözün orada onu tanımlayamaması söz konusu. Yani ki maddeyle ilişkilendirdiğinizde bunu jouissance'dan bahsetmiyoruz. Orada plaisir dediğimiz, pleasure İngilizce, yani hazdan bahsediyoruz. Jouissance Görkem'in de söylediği gibi kastrasyonun etki yaptığı bir hal diyebiliriz. Yani bebeğin doğumunda, bebeğin ilk aylarında, ilk yaşında oluşan, karşılaştığı bir kopuş, bir kayıpla ilgilidir. Oradaki kalıntı ve aranan, sürekli semptomatik bir şekilde ilişkilerde de tekrarlanan jouissance meselesi. O kadar da yani çok kolayca vazgeçilemeyen bir şey var. İstemediğimiz halde sürekli orada yapışık kalan bir şey var. Yani tamamen sıyırıp atamadığımız bir şey söz konusu. Hatta Görkem semptomun paradoksu dedi, yani semptomu biliyoruz genelde analize geldiğimizde, neden şikayet ettiğimizi biliyoruz, fakat o şeyi çözümleyemiyoruz tek başımıza. Yani bizi aşan bir şey var. O aşan şey, Lacan işte onu diyor, yani o jouissance tipi bazı kadınlarda da, her kadın değil, bazı kadınlarda da görebiliyoruz. O gördüğümüz o aşan şey dediğimiz jouissance'ı mistiklerde de şey diyoruz, görebiliyoruz diyor. Madde farklı şey. Çünkü nesnesi çok bariz ve belirgin. Bilmiyorum Yalın Bey tatmin oldu mu ama. Evet Selçuk Bey. Şu süperegonun çelişkili emirleri var. Yani enjoy, will to jouissance dediği bir şey var. Bir türlü anlamakta zorlandığımız bir şey. Yani hem yasakları koyuyor hem de zevk al diye sanıyorum baskı yapıyor. Lacan'da öyle bir şey var. Hı hı.
Bu nasıl açıklanıyor? Yani nasıl bir onu hissediyoruz? Nasıl yapıyor bu zevk al? Zorlaması niye yapıyor? Lisansa itiyor. Evet. Aslında bunun cevabı şurada. Jouissance kastrasyon jouissance'a yönelikse eğer ilk başta, yani ensest yasağı bile jouissance'a yasak vuruyorsa, asıl yasak veya asıl bir jouissance, bir, benim Görkem'in de biraz önce alıntı yaptığı metnimde yazdığım, dile geçmeden önce veya insanlaşmadan önce diyelim, bebek, insan yavrusu mutlak bir jouissance içinde, anne karnında işte oradaki, yani hiçbir şeyden habersiz veya belli zevkler, şey, müzikten bahsediyoruz biraz, sesleri duyarak belli bir ahenk içinde mutlak bir jouissance, da mitik bir jouissance'ın içinde olarak düşünüyoruz. Ve ona yani doğumla birlikte o ilk ayrışma doğumdur. Ondan sonra da dilin getireceği bir bölünmeyle o jouissance'dan mahrum kalacaktır. Şimdi bu üst benin verdiği emir, mutlaka haz alacaksın emri de yine biraz önce eylemin anlattığı gibi ölümcül bir şeydir. Yani o haz veya o jouissance geri dönüşü olmayan bir kesikle kesilmiştir. Oraya geri dönmek de ölümcüldür. Mutlaka jouissance al, haz al emri de Lacan'ın yine burada üst beni farklı tanımlamasındandır. Yani Freudian bakışta üst ben yasaklayandır. Yani baba figürü veya ödipal bir figür size jouissance'ı veya ensesti yasaklayan, patriarkal kuralı da kuran figür olarak geçer. Lacan için bu, yani bu şekilde algılanmamıştır. Lacan için o patriarkal figür, biraz önce soru olarak da gelmişti, aslında o kadar da yasak koymayan, haz al demesinde, yani sizi biraz daha çok nasıl desem, zevk alan bir baba figürü de vardır, üst ben figürü de vardır. Zevk al, eğer yine biraz Freud'cu konuşacak olursak, totem ve tabudaki mitik babayı düşünürsek, oradaki baba da yani sürekli zevk alan bir baba. Yani oradaki asıl yasa, Lacan'ın söylemek istediği şey, yasağın mutlaka ensesten ziyade o zevke veya o zevk alma çabasına koyulması gerektiği. Yani bir anne mesela çocuğundan zevk alamaz, bir baba çocuğundan zevk alamaz. Ensest yasasından ziyade herhangi bir zevk de aslında mümkün olmamalıdır orada. Ama üst benin bu daha çok işte neden patriarka duramadı ve düştü bize biraz gösteriyor. Çünkü orada o emri dayatması zevki al bir yerde. Yani hem yasak hem de aynı zamanda Lacan'a göre bir zevk alma emri jouissance'ın paradokslarından. Yani o kadar da basit bir şey değil aslında jouissance meselesi. O nedenle zaten yapışık bir şeydir. Yani o kadar da kolay kurtulamayacağımız. Ama şöyle bir şey de söyleyebilirim mesela. Bana göre en önemli husus kastrasyonun jouissance üzerinde olması. Yani orada bir yasak değil. Bakın buradaki kastrasyon Freudian bakışı açısından gibi değildir. Buradaki kastrasyon kesilmedir, yani koparmadır. Ayırmadır. Yasak değildir. Daha çok o kastrasyon tam hadimdir.
Ve bir analizde analizanın o yapış yapış lisansta bocaladığını görüyoruz zaten. Analitik çalışmanın hedefi de oradaki semptomdan alınan, acıdan alınan jüisansa hadim etmedir aslında. O kesimi orada da yapmalıyız. Tamamlamalıyız aslında kastrasyonu. O şekilde söyleyeyim. Mesajda bir soru daha var. Onu okuyayım ben. Erkek ve kadın olarak bahsettiğimiz jüisansı tanımlarken homoseksüel ilişki için ne diyebilirsiniz? Nasıl tanımlarsınız? Bir farkı yok diyebilirim. Çünkü anatomiyle ilgili bir şey değil diye bahsettiğim gibi. Yani jüisans alma biçimiyle ilgili bir şey kişinin. Cinsiyetlenme çalışırsak ileride yine birlikte belki daha ayrıntılı konuşuruz ama herhangi bir erkek eşcinsel veya değil konumu başka bir konum olabilir ya da bir kadının kendini tanımladığı cinsiyeti kadındır. Ama erkek konumunda da olabilir yani. Burada jüisanslar belirler dememizin sebebi biraz da o. O yüzden homoseksüel ilişki için de değişmiyor. Hatta iki kadının ilişkisinin heteroseksüel olabileceğini de söylüyor Lacan konumlara bakarak. Evet, buraya bir ekleme çok kısa bir ekleme yapabiliriz. Lacan cinsiyet farklılığını kadını dahil ederek tanımlıyor. Falik sistemi biliyoruz. Fakat kadınlar sayesinde cinsiyet farklılığı mevcut, mümkün. Çünkü kadın öteki cinsiyet. Ötekileştirme değil de farklılığı mevcut eden cinsiyet. O farklılık olmazsa cinsel farklılık da olmaz zaten. Ama şunu da söylüyor Lacan o 20. seminerde. Kadın erkek gösterendir. Yani bir kadın bir erkek dersiniz. Anatomik olarak da kadın erkek olarak görünseniz de bunlar sadece bir gösterendir. Terimdir yani kadın demek. Kadın erkek terimdir. Fakat pozisyon olarak, jüisans pozisyonu olarak kadınsınız, erkeksiniz. Asıl fark oradadır. Yani Görkem söyledi biraz önce. Erkeklerin jüisans biçimi çok belirgindir. Tamamen falik jüisanstır. Bunun içinde aslında kadınlar da dahildir. Bilakis histerikler dahildir. İnsanlar dahildir. Bütün insanlar da dahildir. Çünkü erkeksi jüisans, erkek pozisyonu nedir? Bir şeye sahip olmadır. Sahip olma, erkeğin tıpkı organına sahip olması gibi, onu bir şey sanması gibi tırnak içinde söylüyorum. Kadınlar da mesela çocuk sahibi olduklarında daha falik olurlar. Çünkü bir şeye sahip olmuşlardır. Mal varlığınız olduğunda, araba, ev vesaire, şan, şöhret bunlar falik jüisanstır. Herkese, herkesin ulaşabileceği jüisanslardır. Falik jüisansı da erkek cinsiyetini tanımlar daha çok. Kadın jüisansı da, kadın pozisyonu da eksiklikten, eksik olandan çekinmeyen, kaçmayan ve oradan hatta belli bir jüisans alan cinslere kadın diyebiliriz, kadın pozisyonu diyebiliriz. İlişkilerde de erkek kadın, erkek erkek, kadın kadın, homoseksüel, heteroseksüel, güncel söylemde söylediğimiz, tanımladığımız cinsel ilişki tipleri de bu jüisans tipleriyle belirginleşir. Pozisyonunuz, siz anatomik olarak kadınsınızdır, pozisyonunuz ama tam erkek Fatma dediğimiz kadınlar mesela. O erkek Fatma kadın
eğer bir başka kadınla ilişkideyse o erkek Fatma tırnak içinde söylüyorum ama daha falik bir kadınsa o ilişki şeydir, heteroseksüeldir der Lacan. Ama heteroseksüel bir ilişki, kadın erkek var ama ikisi de mesela daha çok erkek pozisyonunda, kadın da erkek de desek, o ilişki daha çok homoseksüel ilişkiye benzer. Evet Ebru Hanım. Bu aklıma şeyi getirdi. Hani bugün bu patriarkal düzen, mülkiyet sistemi, uygarlığın kurulma şekli de biraz fallik ve erkek. Hani doğanın bu durumda eksilmesi, eksik kalması, öteki olması da sanki bugünkü dünyanın veya işte medeniyetin de bir tanımı gibi geldi anlattıklarınızdan. Hani erkek kadın tarafı gibi adeta. Tabii. Patriarkal düzen ve doğanın ilişkisi ve bugün geldiğimiz nokta hatta. Tabii kesinlikle, yani sonuçta ne dedim? Lacan'ın söylediğini aktarıyorum sadece tabii. Kadın erkek gösterendir. Yani siz nasıl tanımlıyorsunuz bir şeyi? Ama bu tanımlamayı başından beri bir patriarkal sistem içinde biz tanımlamalarımızı yaptık. O nedenle yani vardığımız nokta çok bariz ve belirgin tabii. Ama sanıyorum Lacan'ın öğretimi biraz aydınlık getiriyor gibi geliyor bana, evet, bu tür şeylere de. Evet, Yalın Bey'in sorusunu alalım. Sonra Görkem, size bırakacağım ben soruların okunmasını. Önce Yalın Bey'i dinliyoruz galiba, sonra soru daha var. Bu erilin içindeki dişil yan veya dişinin içindeki eril yan, hani cinsiyetten bağımsız, anatomiden bağımsız derken bu kavramları ilk ortaya atan Jung diyebiliyorum. Hani anima kavramıyla, animus kavramıyla. Lacan bu konuda Jung'a referans veriyor mu? Bu konuda bilginiz var mı? Lacan belki Jung'u takip etmiyor diyelim. Evet evet, etmiyor da bu hani bahsettiğiniz şekilde bir iki kadının ilişkisinin aslında heteroseksüel olabileceği düşüncesi tamamen Jung'un anima animus kavramlarına dayanan bir görüş gibi geldi bana. Olabilir. Jung'un kavramlarını ben tam bilemiyorum. O nedenle yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama Lacan kimlikten ziyade orada sanıyorum biraz farklı bir şey var Lacan'da. Daha güncel bir şey söylüyor. Şöyle yani aslında nasıl öznel bir seçim var diyor mesela. Jüysans seçiminizi sizin kimliğiniz, jüysans seçimi sizin kimliğinizi yapan bir şey. Ve bu da tamamen öznel bir şey diyor. Şöyle hatta daha biraz bir tık daha ileriye götürüyor. Şöyle diyor, konuşan varlık diyor, kendi kendini tanımlar. Kendi kendine onay verir. Bu jüysans tipi için de kendine onay verir. Sadece bunu kendisi verir. Neden söylüyorum bunları? Bunlar çok önemli çünkü sizi siz eden şeyin sizden başka olmadığını söylüyor. Anima animus tam bilemeyeceğim gerçekten, hiç bilmediğim kavramlar. Fakat Lacan pozisyon, yani pozisyon, hatta bu insani pozisyon da olabilir. Sadece hem sizin tabii ki cinsiyetinizi belirler, öznel bir pozisyondur. Ama dünyada pozisyonunuzu da belirler. Hatta Lacan bir tık daha öte itiyor bunu ve diyor analist olarak da sizi belirleyen aynı seçimdir diyor. Nasıl bu zevk alma biçiminizi seçtiyseniz, bilinç dışı seçim bu tabii. İnsan olarak toplumda veya analist pozisyonunda da aynı soru, o seçim söz konusudur. Yani biraz daha erkek kadından öte bir şey. Sadece
pür şey değil, cinsiyet değil. Biraz orada farklı bir şey daha var. Kadın nedir mesela? Bu çok önemli bir soru. Freud'un ve Lacan'ın bir dolu kişilerin sorduğu bir soru. Yani sadece kadınım demek veya erkeğim demekle bitmiyor iş. Biraz daha farklı bir şey gerektiriyor. Bir çaba daha diyor Lacan. Bir daha. Mesela bu Encore seminerindeki şey o. Amaç o. Okey, tamam. Bir soru daha var, okuyayım. Lacan'a göre sahip olmak sadece fallusu olan bireye atfedilen bir özellik midir? Yok, tam işte tersini söyledim ben. bu mesela Lacan'a kadar belki veya biraz Lacan'ı yüceltmeyelim de orada daha çok sahip olmak erkeklere, fallüsü olanlara düşünülmüştür. Ama Lacan, çünkü Lacan aynı zamanda 68 kuşağında olduğu için bunu biraz değiştirecektir. Yani sonuçta hatta açın kadınların önünü diyecektir. İstedikleri şeye sahip olsunlar diyecektir bu yine Encore seminerinde. Çünkü o da bir söylemdir. Yani sadece erkeklere işte falik anlam taşıyan her şeyi atfetmek bir söylemin, bir medeniyetin şeyidir, eseridir. Ama bu doğru değildir. Çünkü sonuçta kadınlar da sahip olabilir. Onu da gördük yani. Kadınlar da sadece aşktan zevk almazlar. Arzudan da, arzu peşinden de giden kadınlar vardır. Sadece işte ev, iş, aşk, çocuk isteyen kadınlar değildir kadınlar. Kadınlar işte daha farklı her şeye sahip olabilirler der Lacan. O nedenle cinsiyet farklılığını o tabloyu çizerken erkeklerin olduğu kısma sadece erkekleri değil, erkek ve kadınları dahil eder. Ama o kadınların artı bir jüisansı vardır der. Yani hem bütün bu sahip olabileceğimiz şeylerden zevk alabilirler. Artı erkeklerin ulaşamadığı, erişemediği bir jüisansa da erişebilir kadınlar. Çünkü farklılıkları budur erkeklerle. Falik farklılık değil, fark ederseniz. Jüisans farklılığıdır kadın erkek farklılığı. Süremizi aştık. Dilerseniz eğitim programından bahsetmek isterseniz sözü sizlere vereyim. Başka sorusu olan varsa da tabii ki yazabilirsiniz. Evet, eğitim programımızı biz hazırladık. Burada paylaştık. İnternet sitemize de girebilirsiniz. İşte çeşitli sosyal medyalarda görebilirsiniz. Psikanaliz kliniği nedir diye bir programımız var. İşte okuma seminerlerimiz var. Teorik kavram semineri, klinik seminer, süpervizyon çalışmaları. Ayrıca yeni başlatacağımız ve herkes açık tutacağımız bir oturum randevuları diyelim. Psikanaliz buluşmaları var ayda bir. Genelde sanıyorum onu daha paylaşmadık ama yakın bir zamanda paylaşacağız. Ayın ilk salı akşamı bu şekilde, aynı tıpkı bu şekilde çalıştığımız gibi buna benzer konuşmalar yapacağız. Oraya da davet ederiz sizi. Bir de eğitime katılan kişiler için, katılmayanlar da katılabilecek tabii. Yılda her zaman yaptığımız gibi dışarıdan konuklarımızın olacağı iki çalışma günümüz, Ocak ayı sanıyorum birisi, diğeri de Mayıs'ta. Bütün bu program detaylı bir şekilde paylaşıldı dün akşamdan beri.
İşte sanıyorum bu kadar. Diğer aktiviteleri de sosyal medyalardan takip edersiniz. Katıldığınız için biz çok teşekkür ederiz. Çok güzel zaman geçirdik. Güzel sorular vardı her seferinde. Umarım siz de bizim kadar zevk almışsınızdır. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi pazarlar herkese. Çok da aydınlatıcı oldu. Ayrıca teşekkür etmek isterim. Evet. Çok güzel sorular vardı. Sorular olmayınca biraz ilerleyemiyoruz. Sorular olunca bu şekilde daha örnekler vererek şey diyoruz, ilerliyoruz birlikte. Oldu o zaman. Görüşmek üzere diyoruz en yakın zamanda. İlk tarihimiz hangi gündü onu da söyleyelim belki. Simge siz bilirsiniz. Önünüzdeyse seminerlerimiz ne zaman başlıyordu? 19 Eylül'de başlıyoruz. 19 Eylül aynı saatte. Evet. Saati 1'de başlıyoruz. Okey. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.